Taşköprü Zade hakikaten eşari kültürü, eşari düşüncesi net bir şekilde görülebiliyor mu? Ama bir Hanefi ifadesini de... Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Türkiye Bilimler Akademisi Rektörüm, Sayın Baro Başkanım, Sayın Rektör Yardımcılarım, Türkiye Muharif Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi'nin kahraman gazileri, üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeli, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu organizasyonu ve etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi ile birlikte tertip edilen Taşköprü Müzade Ahmet Efendi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yeri panelimizin açılışına hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere üniversite rektörümüz Profesör Doktor Sayın Seyit Aydın'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Çok muhterem belediye başkanımız, Türkiye Bilimler Akademimizin çok kıymetli başkanı, muhterem bağ başkanımız, üniversitemizin değerli idarecileri, mesai arkadaşlarım, misafir akademisyenlerimiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneğimizin Kastamonu Şubesi mensupları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençlerimiz, öğrencilerimiz, üniversitemiz ve Türkiye Bilimler Akademisi'nce müştereken tertip edilen Köprüzade Ahmet Efendi, İlim ve Düşünce Tarihi Ahmet Efendi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yeri panelimiz münasebetiyle bir araya geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu sene Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz. Başkent olmaya yakışır bir şekilde Kastamonu'nun değerlerini ortaya çıkarma maksadıyla hep beraber yola çıktık. Bu manada düşünce ve fikir Türkiye Bilimler Akademisi'nden geldi. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve biz de ev sahipliğimizle inşallah bu programı hepimizin önüne getirelim dedik. Kastamonu'ya değer katan güzel insanlarımızın unutulmaması, hatırlatılması ve mirasımızın ortaya çıkarılması gerektiği inancındayız tabii ki. Bu manada da bugünkü faaliyetimiz oldukça manalı bir faaliyet. Tabii bugün programımızı teşrif eden değerli hocalarımız, kıymetli akademisyenlerimiz, Taşköprüzade Ahmet Efendi hakkında malumatları bize anlatacaklar, bizlere aydınlatacaklar. Tabii şöyle kısaca baktığımızda, 16. asır Osmanlı münevveri veya bizim orta asırdan gençlerimiz de var, ziyarılarından tabii ilk akla gelenlerden birisi Taşköprüzade Ahmet Efendi. 16. asırda şeref veren muhakkik alimlerimizden, tahkikatçı, araştıran alimlerimizden biri. Bu manada da çok önemli. Tabii babası Taşköprülü, yalnız kendisi Bursa'da doğmuş. Birçok insanın bu olabilir, yaşadığı bir şey. Kendisi Taşköprülü. Hayrettin Halil Efendi babası, yine çok kıymetli alimlerden bir tanesi, Kastamonu ve Sinop hükümdarı Candaroğlu İsmail Bey'in davetiyle de tekrar memleketine dönüyor. Taşköprü'de Muzafferiye Medresesi'nin müderrisliğine getiriliyor.
Şimdi burada tabii Taşköprü'de Muzafferiye Medresesi dikkat çeken bir hadise. Bildiğiniz gibi hepimiz biliyoruz, Kastamonu'nun sadece merkezi tarihi ve bir şehir değil. Taşköprü de tarihi olan bir şehir. Kürede öyle, dalayda öyle, araçta öyle, hepsi öyle. Hatta işte önceden kasabaymış Mahmut Bey. Bugün camiyi görmeye gidiyoruz ya, Mahmut Bey de tarihi bir kasaba. Dolayısıyla Taşköprü, Kastamonu o manada ilçeleriyle, köyüyle, kentiyle bütünüyle bir tarih. Bu tarihi tabii yaşamak ve yaşatmak lazım inşallah. Onun için de hep beraber yola çıkmamız icap ediyordu. Çıkıyoruz. Tabii Candaroğulları Beyliği Osmanlılar tarafından tabii Osmanlı Devleti Ağabeyi'ye katıldığı zaman Sultan Mehmet Han, yani Fatih Sultan Mehmet Han, Hayrettin Halil Bey'i Sahan Medresesi müderrisliği için davet ediyor ama o kabul etmiyor. Hani bizim Kastamonluların bir dik duruşu vardı ya, padişah da olsa fark etmiyor yani. Hatta Cihan Padişahı. O zaman tabi Muzafferiye Medresesi'nden azlediliyor. İşte alim budur zaten. Alim ilmini her yerde konuşturacak, boyun eğmeyecek. Ona göre doğrusu olmuş. Ne olursa olsun neticesi alim odur. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında tabi bunu yaşamış. Hayrettin Halil Efendi Küre halkının daveti üzerine oraya gidiyor 1474 senesinde vefatına kadar. Orada verilen maaşla geçinip vaaz ve nasihat ediyor, ayrıca araştırmalarını da devam ettiriyor. İlmini devam ettiriyor. Bu da ilim adamlarının ayrı bir vasfı. Bunları yani bir dikkat çekmek için söylüyoruz. İlim adamının vasıfları bunlar işte. Hakikaten önümüzde çok mühim bir ilim adamı vasfı. Gene Sultan Selim'in hocası olmuş, müderrislik yaparak 1528 senesinde vefat etmiştir. Tabii kim bu? Müslihittin Mustafa. O da kim? Hayrettin Halil Efendi'nin oğlu. Şimdi babasından sonra tabii oğlunun kıymeti bilinmiş ve Sultan Selim'in de hocası olmuş. Taşköprüzade Ahmet Efendi de Müslihittin Mustafa Efendi'nin oğlu. Dolayısıyla şimdi Taşköprüzade Ahmet İsamettin Efendi. Esas ismi de o. Öyle mi? Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Doğru mu? Düzeltecek misiniz? Eksik varsa ha. Şimdi tabii bizim esas dikkat çekmek istediğimiz tabii vasıf, efsaf olarak bilim adamı nedir, ne değildir? Önümüzde Taşköprüzade'ye çok iyi örnekler olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden onu söylüyoruz. Ve tabii müteassıs bir alim, allame. Tabii hocalarımız söyleyecek biraz sonra. Ekol hangi ekol? Yani onlardan bahsedecekler. Tabii Osmanlı ilim anlayışında nasıl bir ekol geliştirmişler onları da biraz sonra dinleyeceğiz. Hem akli hem nakli ilimlerde. Tabii bunun dışında talebelere yardım ve kolaylık olarak sağladığı şeyler var. Onları da hocalarımız anlatacaklar. Tam bir ilim adamı hüviyetinin ne olduğunu biz Taşköprüzade'de göreceğiz. Tabii panelin bu manada inşallah Taşköprüzade'yi tanıma ve tabii ilim hayatımızı tanıma, geçmişteki ilim hayatımızı tanıma, bugüne ışık tutma bakımından çok şey getireceği kanaatindeyiz. Tabii bu panelin
başlığı, ismi de bizim için çok önemliydi. O yüzden başta bizim Türk Dünyası Kültür Başkenti hüviyetimize ve İslam coğrafyası olmak üzere inşallah hayırlı bir hizmet olarak geçecektir diyoruz ilim hayatımıza. Faaliyetin tertip edilmesinde tabii baştan da söyledim, emeği geçen Türkiye Bilimler Akademimiz ve başta Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar'a ve bilim heyetine, ilim heyetine, faaliyetimize iştirak eden kıymetli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Son olarak da hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, şeref verdiniz diyorum. Evet. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Ahmet Cevdet Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Ahmet Cevat. Cevdet dedim. Neyse olur o. Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Bora Başkanım, üniversitemizin ve ilimizin değerli yöneticileri, şerefli kahraman gazilerimiz, değerli hocalarım ve çok kıymetli öğrenci kardeşlerim. Sözlerime başlarken şahsım ve Türkiye Bilimler Akademisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gene sözlerimin başında ilimiz, ülkemiz ve Türk dünyası için önemli bir olay, etkinlik ve organizasyon olan Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nin ilimiz, ülkemiz ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Burada bu sürece katkı veren üniversitemize, belediyemize, vilayetimize, diğer ilgili tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Rektörümüz Taşköprülüzade hemşehrimizden bahsettiler biraz. Biraz sonra zaten bu konu üzerinde çalışan akademi üyemiz ve diğer bilim insanlarımız, hocalarımız bundan bahsedecekler. Kısaca Sayın Rektörümüz de bahsetti ama biz Türkiye Bilimler Akademisi olarak, ki Hüseyin Sarıoğlu Hoca aynı zamanda kendileri de hemşehrimizdir, Tosyalı, bizim konsey üyemizdir. Orada bir karar aldık bu sene başında ve dedik ki Türk Dünyası Kültür Başkentliği Kastamonu kapsamında akademi olarak bazı etkinlikler düzenleyelim. Bu kapsamda şu anda kesinleşen iki tane etkinliğimiz var. Bir tanesi budur ki yaklaşık 600 yıl önce yaşamış Türk bilim ve düşünce tarihindeki çok önemli simalardan ve çok verimli çalışan bir bilim insanlarımızdan bir tanesi rahmetli Taşköprülüzade ya da o zamanki deyişiyle Taşköprülüzade Ahmet Efendi. Bunun hem bu kavrama, bu organizasyona uygun düşeceğini, hem de burada tabii objektif koşullar yeterince var ama bendenizin de bir Kastamonlu olarak en azından başkanlığım döneminde bir fazlasıyla hak eden bir merhum ilim adamımızla ilgili bir etkinliğin burada yapılmasına vesile olmanın uygun olacağını değerlendirdik. Bunu gerçekleştiriyoruz bugün inşallah. İkincisi, yazın derken Temmuz ayının 16'sı ile 20'si arasında Türk Dünyası Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Yaz Okulu'nu 5 günlük inşallah gene Kastamonu Üniversitemizin ev sahipliğinde ve Kültür Başkentliği kapsamında gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle tabii her zaman yakın, ilgili ve destekçi yaklaşımları için Sayın Rektörümüzün şahsında üniversitemize de çok teşekkür ediyorum. Efendim, aslında tabii millet olarak biz önemli bir geçmişe sahibiz. Taşköprülüzade gibi tarihi değerlerimizi yalnız ortaya çıkarmada ve bunları bugüne ve geleceğe aktarma konusunda özellikle geçtiğimiz dönemlerde ve hala da bugün belli ölçüde yeterince üstümüze düşeni yapmıyoruz. Tarihini eksiğiyle
doğrusuyla fazlasıyla bilmeyen milletlerin bugününü ve geleceğini iyi planlaması da biraz daha zor oluyor. Bu bakımdan biz demin tanıtım filminde söz edildiği gibi Türk İslam Bilim ve Kültür Mirası serimizi başlattık ki bunu bu sene başında Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerine aldılar. Bunun tabi sembolik değeri çok önemli. Ve bu projede de bu gibi etkinlik, bugünkü etkinlikte de mütevazi de görünse millet olarak ihtiyaç duyduğumuz özgüven ve motivasyona katkı bakımından ve ulusal bilincimizin gelişimi bakımından ve hevesimizin artması bakımından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu düşüncemiz doğrultusundaki temennimiz gerçekleşir bu etkinlik ile diye ifade edelim. Bugün aynı zamanda geçmişi bilmek, bugünkü koşullarda başka alanlarda ihtiyaç duyduğumuz konular açısından da önemli. Bugün Türkiye'miz belki tarihinde, yakın tarihinde görmediği ölçüde diğer birçok İslam ülkesiyle beraber adı konulmamış, gerçi konuldu artık da postmodern bir melez savaşla karşı karşıya. Bu koşullarda Türk milleti olarak farklılıklarımızı değil ortak yönlerimizi ortaya ön plana alan ve milli birlik, bütünlük ve bağımsızlığımıza gereken önemi ve sadakati göstererek davranmanın hepimize düşen bir milli borç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mikro seviyeden en makro düzeye kadar her alanda ayrılıktan ziyade birlik ve işbirliği ve dayanışmanın performansımızın artması bakımından hayati önemde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü başka bir ülkede, başka bir Türkiye'de yok. Ama geleceğimizden inşallah umutluyuz. Burada da bilimin, kültürün, sanatın özellikle belirleyici bir role sahip olduğunu ve ülkemizin yenilikçilik performansı bakımından üniversite ve bilim kuruluşlarının, bilim insanlarının ve araştırıcıların kritik role sahip olduğunu da unutmamak gerektiğini kendim dahil müsaadenizle hepimize hatırlatmış olayım. Bu anlamda Türkiye'de özellikle kalite ve performansı artırma konusuna öncelik vermemizin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Eğitim ve bilim alanında yaptığımız nicel büyüme başarısını behemahal kaliteyi ve performansı geliştirmeye odaklamak zorundayız. Aksi halde bunun maliyetinin yüksek olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben fazla uzatmayacağım. Ben tekrar ev sahiplikleri için, çok değerli işbirlikleri için değerli hocam, aziz dostum Sayın Seyit Aydın Hoca şahsında Kastamonu Üniversitemize yine her zamanki kucaklayıcı, kapsayıcı ve işbirlikçi tavrı dolayısıyla ve bugünkü teşrifleri dolayısıyla Sayın Belediye Başkanımız Tahsin Babaş Beyefendi'ye gene bugün burada yoklar ama mazeretlerini ifade ettiler. Sayın Valimizin şahsında il yöneticilerimize tabii özel bir teşekkür de Hüseyin Sarıoğlu hocamız ve burada yer alacak diğer hocalarımıza olacak ve tabii adını sayamadığım bütün doğrudan veya dolaylı destek veren herkese ve siz katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki haftada Ramazan'a başlayacağız inşallah. Ramazan'ın milletimiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Cevat Acar hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin Babaş'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Sayın Rektörüm,
değerli Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Ahmet Cevat Acar Hocam, kendisi hemşerimiz tabii, yani o da Taşköprülü zadelerden öyle. Çok değerli Bara Başkanımız, değerli Hüseyin Saral Hocam, bugün panelimizin herhalde kendisi yönetecekler. Çok değerli dekanlarımız, değerli akademisyenler, çok değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii İnönü Kastamonu'da çok ciddi faaliyetler oluyor. Belki çok o da takip edilemiyor. Ama biz biliyoruz ki bu yıl hem Türk Dünyası 2018 Kültür Başkenti olması hasebiyle hem de üniversitemizin ilim dalında yaptığı çalışmalar nedeniyle çok yoğun programlar gerçekleşmekte. Bir sürü tebliğler oluyor. Geçen bir mühendislik ve yaşam biçimleriydi herhalde hocam, yanlış hatırlamıyorsam 500'ün üzerinde tebliğ buradan sunuldu. Yani bunları gerçekten iyi takip etmek lazım. Ha, şunun için söylüyorum. Kim takip etsin? Kendi üzerine düşen takip etsin. Programları değişik gruplar olarak yapılıyor. Mesela bugünkü programımız Taşköprülüzade Ahmet Efendi. Hem ilim hem düşünce hayatına neler getirmiş. Bunların bilinmesi önemli. Özellikle bu konuda eğitim almışlar, eğitim verecekler, eğitim alacakların bunu bilmeleri, daha iyi öğrenmeleri ve öğretmeleri bizim için önemli. Ama yine de halkın da bilinçlenmesi açısından sivil toplumların da bu işe iştirak etmeleri bizim için çok önemli. İlk günden beri söylüyorum, bu katılım konusunda en önemli sorunumuz bunu iyi sağlayabilmek lazım. Çünkü yaptığımız işin bir amacı, bir de hedefi var. Bunları yakalamamız lazım. Ben Ahmet Hocamıza teşekkür ediyorum. Tabii kendisine böyle görev edindi. Sağ olsun, epeyden beri de yani bu konuda çalışmalar yapmayı istediğini belirttiler. Hocalarımızla beraber bugün güzel bir panel bizlere sunacaklar. Tekrar teşekkür ediyorum Ahmet Hocama. Tabii kendi de Taşköprülü zaten. Kastamonu Taşköprü ilçesinden. Bunun da etkisi vardır muhakkak. Olması da lazım diye düşünüyorum. Biz de Kastamonu'nun tanıtımı için inanın çok ciddi çaba gösteriyoruz. Dün İstanbul'da Etnospor faaliyetleri kapsamında Türk Dünyası ile yapılan büyük bir 5 günlük festivalin açılışı yapıldı. Biz de Kastamonu olarak Han Çadırı'nın yanında Kastamonu Çadırı'nı koyarak Türk Dünyası'nda bir uç beyi olduğumuzu orada gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Tabii bu gibi yerlerde de Kastamonu adını her zaman ön planda tutuyoruz. Yine Atatürk Havalimanı'nda gastronomi alanında bir stand açtık. Ve orada da bütün gelen misafirlere, turistlere Kastamonu yemeklerini sunup onlara gösteriyoruz. Ürünlerimizi gösteriyoruz. Bir öncesinde Ankara'da yapmıştık. Ankara Havalimanı'ydı. Şimdi İstanbul alanında. Bir sonraki de İzmir'de. Yani bu şekilde her konuyla ilgili tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. Tabii Kastamonu'yu duyurmamız lazım. Çünkü duyurulması gereken çok özelliği var. Bizim için de bu yıl elimizdeki en büyük fırsat. Türk Dünyası Başkenti fırsatı. Bunu iyi değerlendirip niteliklerimizi, özelliklerimizi güzel anlatmamız lazım. Her yönüyle. Hem fiziksel, hem manevi, hem ilmi, hem bilmi, bütün özelliklerimizi
göstermemiz lazım. Geçen hafta neydi? Kastamonu maneviyatındaki en büyük programlardan birini gerçekleştirdik. Şaban-ı Veli ile Kastamonu Evliyaları Anma Haftası'ydı. Bu haftayı da dolu dolu geçirdik. Ciddi programlar yaptık. Tabii en önemlisi de şuydu. Bu işin Kültür Bakanlığı takvimine girmesiydi. Yani bir süreklilik kazanmasıydı. Onu da bakanımız öncelerinden talimat verdi. Yani bundan sonraki süreçte Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Mayıs'ın iki haftası Kültür Bakanlığı takvim sürecine girdi. Tabii bunların bir de faaliyetlerden çok kalıcı yatırımlar da olmalı bu bağlamda. Şimdi Kültür Bakanlığımız yaklaşık 50 milyon lira bütçeli bir kültür merkezi projesini hazırlayıp Kalkınma Bakanlığı'na sundu. Sayın Başbakanımız da buradan Kalkınma Bakanlığı'na talimat verdi. Hemen programı alıp yapılmasıyla ilgili yerini de biz şey yapıyoruz, belirliyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda daha uygun kültür merkezinde yapılması bizim için büyük bir avantaj. Geçenlerde Konya'ya gittim. İnanın o Selçuklu'nun yaptığı bir kongre merkezi var. Ya dünyada ne istersin diye sorsalar ben o kültür merkezinin Kastamonu'da olmasını isterim diye öyle düşündüm. Çünkü gerçekten bizim için öyle bir yer lazım. 2000 kişilik, 1000 kişilik salonları, muhteşem ses düzeni. Ya bunlar çok önemli arkadaşlar. Bir ilin olmazsa olmazları, güzel bir kültür merkezi, iyi bir salon, yani kapalı salonu, iyi bir stadı. Ya bunlar illaki olmalı. Olduğu sürece de kentin gelişmesindeki en önemli etkenler burada kendini gösteriyor. Ben lafı çok uzatmadan genel seyir Kastamonu'da böyle. Tabii Kastamonu'nun çok değişik özellikleri var. Özellikle kültürel bağlamda da Kastamonu ön sıralarda. Bakın yarın başlıyor. Bizim bir program Kültür Bakanlığı'nın ve bizim ve de Tarihi Kentler Birliği'nin beraber yaptığı bir program. Ilgaz'da yapıyoruz. Tarihi Kentler Birliği meclis toplantısı. Bu çok büyük bir olay. Yani Türkiye'de tarihi kentler denildiği zaman üye olmayan il sayısı çok az. Tahmin ediyorum 81 ilden 70'i bu Tarihi Kentler Birliği'nin üyesi. Yüzlerce de ilçesi var. Yarın biz onları konuk edeceğiz Kastamonu'da. Yaklaşık 400 civarında katılımcı gelecek. Hepsi de belediye başkanı, müsteşar. İki tane de bakanımız gelecekti ama seçim çalışmaları nedeniyle, yani seçimden alınması nedeniyle bu programları değişti. Onlar gelemiyorlar. Tabii bu işin üstadı, Türkiye'deki üstadlarından biri de Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözer Hoca. Yani o da geliyor, kendisi de geliyor buraya. Kastamonu'nun tanıtılması açısından büyük bir organizasyonu yarın akşam 7'de başlatıyoruz. 2 gün sürecek. Buradan değerli hocalarıma işte, katılmak isteyenlere de duyuruyorum. Ilgaz'da Ferk Otel'de ilk açılışını yapacağız. Tabii bu gibi faaliyetler neyi açığa çıkarıyor? Bizim tarihimizi, kültürümüzü, doğamızı, dokumuzu, yani insanlar gelip gördüklerini de daha iyi anlıyorlar. Ben hiç duymadım ya Kastamonu, işte geldiğimde şurası şöyle, herkes övgüyle söz ediyor her gittiğimiz yerden. Daha geliştiğini, daha güzelleştiğini hep bize bu şekilde telkin ediyorlar. Size gelen misafirler de illaki öyledir. Bu konuda da hassasiyetle üzerinde duruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda tarihiyle, kültürüyle, dokusuyla mükemmel bir şehir olma yolunda
hızla adımlar atıyoruz. Tabii burada üniversitemizin de büyük katkısı var. Ben hep öyle diyorum. 1950-60'lı yıllarda Kastamonu Üniversitesi olsaydı, şimdi dünya kültür miras listesinin birinde Kastamonu olurdu. Çok tahribat verilmiş, hiç onarılmamış. O kadar çok eserimiz var ki hepsi gitmiş. Tabii o zamanki bilgisizlikten, ilgisizlikten, betonhaneye olan sevdadan o kadar tarihi eser gitmiş. Biz şimdi bir tek çöpü dahi ben yerinden oynamasına şu gönlüm razı olmuyor. Onlar bizim gerçekten gurur duyduğumuz eserlerimiz. Bakın Şeyhoğlu Konağı diye Atabey Mahallesi'nde bir konak restore ettik. Türkiye'nin en büyük konağı. 22 tane odası var. Türkiye'nin en büyük konağı. O muhteşem bir şey. Benim gözümde maddi bir değeri yok. Yani parayla ölçülemez. Onun için bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sokak sağlıklaştırması yapıyoruz. Bütün 1813 tane tarihi varlığı ele aldık. Tabii zaman alıyor bunların bir an yapılması. Ama bittiğinde inanın dünya kültür miras listesine bitmeden tabii şu 6 tane proje onlar bitsin girmeyi hedefliyoruz. Oraya girdiğiniz zaman UNESCO'da gerçekten hiçbir şeye gerek yok öyle tanıtmaya falan. Zaten tanınmış oluyorsunuz otomatik olarak. Safranbolu yanınızdaki öyle. Ben Japonya'ya gittim. Japonya'da Safranbolu'yu bilmeyen yok. Ama dünya kültür miras listesini açtıkları zaman kültürel dokuda Safranbolu açığa çıkıyor. Bizde de Kastamonu'da çok daha fazla eser var. Çok daha mükemmel eserler var. Ama bu konuda çalışma yapmamız lazım. Üniversitesiyle, sivil toplumuyla, yereliyle, geneliyle bu işin içinde olmamız lazım. Ama biz bu şekilde devam edersek inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu konuda çok iyi adımlar atacağız. Ben tekrardan panelimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim demin değerli akademi üyemiz, değerli hemşerimiz, kıymetli hocamız Hüseyin Sarıoğlu hoca bir şey hatırlattı. Ama bendeniz vazifesini eksik olarak tamamladı. Onun için biraz gecikmeli de olsa bunun kazasını yapmak istiyorum. Konuşmamda söyleyecektim, unutmuşum, oturunca aklıma geldi. Öğrendik ki bu salonun ismi yok imiş. Sayın rektörümüzden ve üniversite yönetimimizden bu salona hepimizin medar iftarı rahmetli Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin isminin verilmesini teklif ediyoruz efendim, takdirlerine arz ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz başkanımıza. Aldık, kabul ettik. Senato üyelerimizin bir kısmı burada. Onlar da tamam diyor. Dolayısıyla başkanımız kendisi de Taşköprülüzade'dir zaten. Ama bir daha evet, Ahmet'i de var. İkisi de var. Şimdi biz de bu teklifi kabul ettik, şerefle kabul ettik. Çok güzel düşünmüşler. Bu manada hem Hüseyin hocamıza hem de başkanımıza, Bilimler Akademisi Başkanımız Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tabelasını hemen en kısa zamanda yazdırıyoruz ve astırıyoruz. Bu arada Ahmet'i de var derken, bizim Erzurum'da biliyorsunuz rahmetli Naim Hoca vardı. Naim Hoca medresede ders veriyor. Nargileyi yakmış, uzanmış. Çocuklar da okuyor. Bir tane ufak tefek bir adam geliyor içeri. Tabii araba bir okuyan çocuklara bakıyor. Naim Hoca şüphelendim diyor. Kendisinin anlattığını söylüyorum. Huylandım diyor, şüphelendim demiyor. Huylandım diyor. Senin adın ne dedim diyor. Ömer derler. Masufisi de var mı dedim diyor. Var dedi diyor. Vay senin ölen ayağına kurban olayım. Ya diyor ve yapışıyor. Tabii karşısındaki adam Ömer Masufi bilmemiş. Şimdi dolayısıyla
Ahmet abi Taşköprümüzade kendisi deyince Ahmet'i de var dedi. Doğru, Ahmet'i de var. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet, Sayın Rektörümüze önerisini çok teşekkür ediyoruz. En azından bugünün hatırasını hem bir geçmişimize güzel bir anma ve hatıra oldu. Teşekkürler efendim, sağ olun. Çok değerli hazırım, Sayın Akademi Başkanım, Rektörüm ve Belediye Başkanım. Zaten heyecanlıydık ama çok heyecanlı bir vesileyle biz de hızla programa geçmek istiyoruz. Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Yavuz Ulat Hocam, buyurun. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doçent Doktor Müstakim Arıcı Hocam. Yok. Diğer bir panelistimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doçent Doktor Murat Demirkol Hocamız. Bir diğer panelistimiz yine Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Fatma Zehra Patlabanoğlu. Diğer panelist hocamız İstanbul'dan İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Ahmet Sururi Bey. Doktor öğretim üyesi unvanı. Buyurun hocam. Efendim ben rol çalma konumuna düşmemek adına, çünkü hocalarımız Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin ona ilim ve düşünce tarihinde mümtaz seçkin bir yer edinmesini sağlayan yanlarını, yönlerini zaten bize vukufla sunacaklar, aktaracaklar. Ben rol çalmayacağım ama burada da bir moderatör ya da panel yönetimi göreviyle bulunduğum için zaman zaman aralara girip bir şeyler paylaşmaya gayret edeceğim. Onu öncelikle belirtmiş olayım. Tabii böyle 600 kişilik bir salonun neredeyse tamamen dolu olması, bu tür toplantılarda uzun zamandır bulunan biri olarak beni son derece memnun etti. Kastamonu Üniversitesi gerçekten dinamik, gerçekten geleceğe emin adımlarla yürüyor diye ben bunu düşünüyorum ve arkadaşlarımı alkışlamak istiyorum. Kökü mazide olan ateiz diye güzel bir ifademiz var bizim. Geleceğe güçlü şekilde, güvenle yürüyebilmek, yol alabilmek, köklerimize dönüp köklerimizi çok iyi tanımak ve oradan alacağımız dinamizmle ileriye atılmakla ancak mümkün olacak. Biz bugün bu manada çok küçük bir katkı ve paylaşım da bulunmak adına huzurunuzdayız. Değerli hocalarım adına ve şahsım adına ayrıca siz burada olmasanız bizim yapacağımız işin hiçbir anlamı kalmazdı. İşimize, emeğimize değer ve anlam kattığınız için tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Efendim, Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin hem hayat hikayesini hem de onun ilmi ve fikri şahsiyetini, kişiliğini bize bugün bu konuda gerçekten ciddi araştırmalar, çalışmalar yapmış olan son derece birikimli bir akademisyen olarak doktor öğretim üyesi Ahmet Sururi Bey takdim edecekler. Ben sözü hemen kendilerine devrediyorum. Buyurun hocam. Değerli hazirim, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu panel Türkiye'de Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin anıldığı, bildiğim kadarıyla 4. panel sempozyum. Daha önce ilk defa Taşköprüzade Ahmet Efendi Kayseri'de 1990'larda Gevher Nesibe Tıp Enstitüsü'nde anılmıştı. İkinci olarak yine Kastamonu'da 2005-06 tam tarihini hatırlayamıyorum. Yaklaşık 10 yıl önce Taşköprü Belediyesi tarafından anılmıştı. Üçüncü olarak İstanbul'da ilk defa bir üniversitede, Medeniyet Üniversitesi'nde uluslararası bir sempozyum düzenlenerek 2016 yılının Kasım ayında anıldı. Dördüncü olarak burada bir panelde anmaktayız. Ama hem Kastamonu'da anılmakta ve Kastamonu'nun kendi üniversitesinde anılmakta, hem de adı Taşköprüzade Ahmet Efendi olan bir salonda anılmakta. Gayet güzel bir anma bence bu. Bütün güzellikleri bir araya getiren bir anma haline gelmiş oldu böylece. Panelden önce bir kısa video gösterildi. Orada dendi ki Kastamonu'nun şu kadarı, %65'i mi dendi herhalde, yeşil alan, orman. Yani coğrafyası çok güzel, tarihi çok güzel. Ben Kastamonu'ya ilk defa geldim. Dünden beri kuyu kebabı mıydı hocam? Kebap çok güzel. Derler ya, o güzel, bu güzel, yine gelecek ben. Peki, tarihi güzel, coğrafyası güzel, kebabı güzel. Başka güzelliği yok mu? İşte bilim adamı da güzel. Biz bugün burada başka bir güzelliği anacağız. Bilim Taşköprü Kastamonu'nun yetiştirdiği bir güzelliği, bir bilim adamını anmak için buraya toplanmış bulunmaktayız. Hayatına geçmeden önce kısa bir şey temas etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere Taşköprülü Zade yazıyor. Bu şekilde de anabiliriz. Benim uslubum klasik tarzda. Ben Taşköprü Zade demeyi tercih edeceğim. Hem dilim alıştığı için, hem bu şekliyle daha orijinal bulduğum için. Taşköprüzade diye bilinen Ahmet Efendi'nin tam adı İsamüddin Ebu'l-Hayr Ahmet Er-Rumi El-Hanefi'dir. Kendisi Muslihettin Mustafa Efendi'nin oğludur. Sayın Rektör Hocamızın bıraktığı yerden ben devam ediyorum biraz. Kendisi çünkü dedesinden ve babasından bahsetti. Tam kendisine gelmişti ki ben de oradan şu an devam etmekteyim. Aslında Taşköprüzade nispeti bir ulema ismidir. Osmanlı'da bazı ulema aileleri vardır. Fenarizadeler vardır mesela. Taşköprüzade de bir alimin ismi değil, bir ailenin adıdır. Dedesi vardır, babası vardır, kendisi vardır, Ahmet Efendi. Oğlu vardır, Kemalettin Efendi, yine Taşköprüzade. Torunu vardır, İbrahim Efendi. Hepsi de ulemadandır. Dolayısıyla böyle bir aile adını almıştır. Fakat en meşhuru kimdir derseniz, merkezde duran isim, bugünkü anacağımız isim olan Taşköprüzade Ahmet Efendi'dir. Bursa'da doğmuştur. İki dünyaca meşhur eserin sahibidir. Şekâik-i Numaniye ve Miftahus Sade'nin veya diğer adıyla Mevzuat-ı Ulûm'un müellifidir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış bir Türk bilim adamıdır. Kanuni'ye kadar Osmanlı döneminin alimlerinin ve şeyhlerinin biyografilerini kaleme aldığı eser olan Şekâik'ten kendi hayat hikayesini de otobiyografisinde ele almıştır kitabın sonundan.
Buradan şöyle bir, buradan bir alıntı yapmak istiyorum. Ben Taşköprüzade diye şöhret bulan Ahmet bin Mustafa bin Halil'im. Babamın anlattığına göre kendisi doğumundan yaklaşık bir ay önce Bursa'dan Ankara'ya gitmeye niyetlendiği günün gecesinde rüyasında güzel yüzlü bir şeyh görür. Şeyh babama şöyle der: müjde, bir oğlun olacak, ona Ahmet adını ver. Merhum sefere çıktığında bu rüyayı anneme anlatır. Sonra ben 2 Aralık 1495 gecesi dünyaya geldim. Bu arada geçen ay 13 Nisan, yaklaşık 4 hafta önce Taşköprüzade'nin vefat yıl dönümü idi. 457. vefat yıl dönümüne de denk getirmiş oluyoruz bu yapmış olduğumuz paneli. Sizlere tahsil hayatından bahsetmek istiyorum. Kimlerden okumuştur, nasıl okumuştur şeklinde özetle. Öncelikle babasından ders almıştır Ankara'da. Ahmet Efendi Temiz Çağı'na geldiğinde Ankara'ya göç eder. Bursa'dan Ankara'ya giderler. Burada Kur'an-ı Kerim kıraatine başlar. Bu sırada babası kendisine İsamuddin lakabını ve Ebu'l-Hayr künyesini alır. Bir sonraki durak Bursa'dır. Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra Bursa'ya göçerler. Orada babası ona biraz Arapça öğretmiştir. Babası daha sonra İstanbul'a gider ve oğlu Ahmet'i yetim lakabıyla meşhur olan Alaaddin Efendi'ye emanet eder. Alaaddin Efendi'nin saf ilmini, nahiv ilmini okumaya başlar. Diğer bir hocası babasından sonra amcası Kıvamettin Kasım'dır. Bu Bursa'ya geldiğinde bu sefer amcasından okumaya başlar. Fakat ağabey ile birlikte okumaya başlarlar. Bir zaman sonra ağabeyi müzmin bir hastalığa yakalanır. İyileşinceye kadar kardeşi Ahmet'e derslere ara vermesini söyler. Kendisini beklemesini rica eder. Bu esnada Ahmet Efendi amcasından biraz daha ilmi sarf okur. Nahiv ilminde Elfiye denen meşhur bir eser vardır. Hali hazırda şu an, şu dakika itibariyle ezberlenmekte olan bir metindir. Özellikle Kürt medreseleri ekolünde ezberletilen, hala da ezberlenilen bir metindir. Bunu, yani Elfiye'yi ezberler. Tam ezberini bitirdiğinde ağabeyi vefat eder. Ahmet Efendi bu sırada 13 yaşındadır. 13 yaşında Elfiye ezberlemiş bir çocuk karşımızda. Amcası Kıvamettin Kasım'dan ilmi mantıktan İsa Gucci'yi okur. İsa Gucci de hali hazırda okutulan bir metindir. Gerek medreselerde gerek üniversitede, hatta TÜBA 100 Türk İslam serisi içerisinde bu İsa Gucci metnini de malumunuz basmıştır. Fakat bu metni meşhur Hüsamettin Kati şerhi vardır. Bununla birlikte okur. Daha sonra da İsa Gucci'den sonra okutulan bir metin vardır hali hazırda. Şemsiye metni. Bunu okur. Üçüncü durak tahsil hayatında Amasya'dır. Ankara'dan başladı. Bursa'ya geçti. Şimdi Amasya'da. Burada babasından ders almaya başlar. Hızlıca söyleyeyim. Şerh-ü Şemsiye'yi, Şerh-ü Akaid'i, Mevlana Azade'nin Şerh-ü Hidayet-ül Hikmesi'ni, bu Hidayet-ül Hikme de İslam felsefesinde merkez metinlerden birisidir. Araya farklı bir şey söyleyeyim. Mevlana Azade'nin şerhini okudu dedim. Hidayet-ül Hikme'nin Mevlana Zade şerhini benim bir arkadaşım tahkik etmişti. Doktora tezinde çalıştı. İslam felsefesi doktoru oldu. Kendisi Türk Hava Yolları'nda müdürlük yapmakta. Türk Hava Yolları'nda İslam felsefesinden Hidayet-ül Hikme şerhi yapmış bir müdürümüz de var hocam. Efendim? Yüksek lisansla Hidayet-ül Hikme'yi çalıştı. Doktorada da Mevlana Zade şerhini tahkik etti hocam.
Babası belli bir seviye okuttuktan sonra artık dedi ki kendisine, oğlum ben üzerime düşen babalık görevini yerine getirdim. Bundan sonra artık sana iş düşüyor der ve bir daha kendisine ders vermez. Bundan sonra dayısıyla okumaya başlar. Ondan da Seyyid Şerif Cürcani'nin Şerhü Tecridi vardır. Onu okur. Ve böylece okuma hayatı belli bir aşamada bitmiş olur. Daha detaylar var. Genel itibariyle böyle. Bundan sonra tedris hayatı başlar. Yani bir nevi doktorayı bitirmiş, üniversitede yardım doçent veya şimdiki ismiyle doktor öğretim üyesi benim olduğum gibi medreselerde ders vermeye başlayacaktır. İlk atandığı yer Yunanistan Dime Toka'dır. Burada 30 yaşlarında müderris olarak tedris hayatına başlar. Bir sonraki durağı Yunanistan'dan İstanbul'a gelir. İstanbul'da Hacı Hasan Medresesi'nden müderris olarak devam eder. Bu sırada babası vefat eder. İstanbul'dan tekrar tedris hayatı çok ilginçtir. Devamlı batı tarafına, Balkan coğrafyasına gidip gelmektedir. Yunanistan'a gitti, İstanbul'a geldi şimdi, Üsküp Makedonya'ya gider. Oradaki İshakiye Medresesi'nde müderris olur. Dördüncü olarak tekrar İstanbul'a gelir. Burada Kalender Hane Medresesi'nde müderrislik yapar. İstanbul'dan sonra tekrar Edirne'ye gider. Edirne'de çifte medreselerden bir tanesinde müderrisliğe devam eder. Bir yıl sonra tekrar İstanbul'a gelir. İstanbul'daki Sahrun medreselerinde müderris olur. Sırayı takip edersek tekrar o tarafa gitmesi gerekiyor. Sırayı bozmaz, tekrar Edirne'ye gider. Fakat bu sefer Sultan Bayezid Medresesi'nde görev yapar. Müderrislik hayatının bu noktasından sonra farklı bir görev alıp kadılık hayatı başlar. Bursa'da Bursa kadılığına tayin edilir. Ama iki sene sonra tekrar İstanbul'a gelir. Sahr-ı Seman Medresesi'nde yine müderris olur. Kadılığı fazla devam ettiremez. Fakat İstanbul'da müderrislik yaptıktan 4 yıl sonra bu sefer İstanbul kadılığına getirilir. Kadılık noktasındaki zirve görevi budur. Tarih 1554'ü gösterdiğinde gözlerinde bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalık uzun süre devam eder ve artık ama olur, göremez hale gelir. Kendisi de yine Şekalik'te otobiyografisini verirken yine oradan alıntı yapacağım. Şu ifadelerle bu durumu anlatır bizlere. Der ki, bundan sonra Allah Teala bu zayıf kulu ilim ile iştigal ettiği sırada tefsir, kelam, usulü fıkıh, Arapça gibi ilimlere dair bazı kitapları tasnife muvaffak etti. Yine Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle bazı muğlak meselelerin, yani kapalı olan herkesin anlayamadığı meselelerin halli için, çözümü için bir takım ulvi gayelerin tahakkuku bana nasip oldu. Bunlardan her biri için 30 küsur risale yazdım. Allah'ın takdiriyle ortaya çıkan dünya meşgaleleri yüzünden bunları temize çekmek nasip olmadı. Taşkabrizade'nin birçok eseri var ama bazıları tebriz edilmemiştir, temize çekilmemiştir. Bu şekilde kalmıştır kendisinin bu rahatsızlığından dolayı. Bu kitabı bir dostuma, bu kitap derken Şekayık-ı Numaniye'yi kastediyor. Körelmiş gözler, tamamen kısıtlanmış güçler, zayıflamış sezgiler içerisinde yazdırdım. 965 yılı Ramazan ayının sonunda bu kitabı İstanbul'da yazdırmayı tamamladım diye kendi hayat hikayesini bu şekilde anlatmıştır. Yukarıda da kendisinin işaret ettiği gibi Ramazan ayı sonunda yazdığı Şekayık'ın imlasını bitirmiş. Bundan sonra hayatının kalan 3 yılını gözleri görmez olduğu halde yaşayıp 13 Nisan 1561'de hayata gözlerini yummuştur. Peki buralı olan Taşköprülüzade'nin acaba
kabri nerededir diye sorarsanız bunun cevabını vereyim. Fatih Camii civarındaki Aşık Paşa Tekke Mescidi vardır. Bunun karşısında da Seyit Velayet Türbesi vardır. Tam şeye denk geliyor. İstanbul'u bilenler, un kapanı, İMÇ blokları vardır. Onun tam karşısına denk gelen mahalle oradadır. Bu türbenin haziresine defnedilmiştir. Şahsen gidip ziyaret etmişimdir burayı. Birçok mezar taşı var. Oğlu Kemalettin Mehmet Efendi de buraya defnedilmiştir. Fakat uzun aramaların neticesinde o kabristanda mezar taşına rastlayamadım. Muhtemelen oğlunun mezar taşını da rastlayamadım. Yok. Düşmüş olabilir, toprak altında kalmış olabilir. Aslında belediye veya vakıflar veya hangi yetkiliyse burada böyle bir özel araştırma yapılırsa çok iyi olur hocam. Bulunma ihtimali yüksek. Şimdi kısaca da bir 5 dakikam var yaklaşık. Düşünce yazdığı eserlerle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ahmet Efendi çok yönlü bir alim. Yani tarih, tabakat, bibliografya alanında araştırmacı özelliğinin yanında tefsir, hadis, fıkıh, kelam, felsefe, mantık, dil bilimleri, tıp, hesap gibi pek çok sahada eser vermiş çok yönlü bir alimdir. Kendisi hakkında bakın kaynaklarda ne zikredilmektedir. Hiç kimsenin fark edemeyeceği ilginç ve farklı manaları keşfedip onları not etme meziyetini şahsında taşırdı. Konuları telif ve tasvir etmede, burası önemli, meselede irdelemede ve izah etmede derin bir kavrayış sahibiydi. Taşlıbizade'nin eserlerine baktığımızda öyle bir anlatım tarzı vardır ki diyorsunuz ki kendisinden önceki geleneği hangi ilim dalıysa yalamış yutmuş tabiri caizse çok güzel bir şekilde özümsemiş ve bunu kendi dönemindeki modern üslup ile, tabii şimdiye göre klasik de o dönemin üslubu ile harika bir şekilde anlatabilen bir insan. Örnek bir tane vereyim. Birçok kitabı öyle. İhlas Suresi tefsiri var. Bir açıyorsunuz. Diyor ki ben şimdi diyor bunu şu şekilde tefsir edeyimse. Önce bir müfessirlere göre tefsir ediyor. Müfessirler bu İhlas Suresini nasıl tefsir eder? Sonra hadis alimlerine göre tefsir ediyor. Sonra da diyor ki mütekellim olanlar veya bir filozof olan bir kimse buna nasıl yaklaşır diye. Çünkü İbn-i Sina'dan günümüze Elmalı Hamdi Yazır'a kadar İhlas Suresi felsefi bakış açısıyla tefsir edilmeye çalışılmıştır. Yani bu şekilde çok güzel bir telif tarzı vardır kendisinin. 80 küsur eseri var. Tespit edebildiğim 90 eseri oldu. Bazılarının aidiyetinde şüphe olmakla birlikte. Bazılarında nüshası yok. Kaynaklarda zikrediliyor. Ben birkaç tanesinin ismini zikredeceğim size. 5-6 tanesinin. Başta El-Me'anin fi ilmi kelam. Müstakil bir kelam eseri yazmıştır. Yine kelami konuda Eclül mevahib fi marifeti vücudil vacib. Haşiyetü ala haşiyeti Seyyid Şerif ala şerhi tecrid. Tecrid haşiyesidir. Risale fil kaza vel kader. Beyzavi'nin Tavali adlı eserine şerh ve Telhîs-ü Tecridil Kelam. Son olarak da şunu zikredeyim. Mesul Emr meselesi vardır. Son zamanlarda fazlaca gündeme gelen vücud-ı zihni meselesi vardır. Bununla ilgili de Risale-tü Şühüdül Ayni fi Mebahisil Vücud-ı Zihni isimli bir eseri vardır. Burada zikrettiğim eserler daha çok kelam ve felsefe merkezli eserlerdir. Bu eserlerin hepsi kendisinin ilmi kudretini gösteren önemli ve değerli eserlerdir. Osmanlı medrese geleneğinin kendisinde en iyi bir şekilde görülebileceği Taşköprüzade, Miftah-ı Sade adlı eserinde de durduğu yeri aşikar bir şekilde belirtir. Yani şunu kastediyorum. Desek ki Osmanlı içerisinde şöyle bir soru sorsak, Taşköprüzade'yi bir kelamcı olarak düşünüyor isek nasıl bir ekole sahiptir? Kendisinin
Miftahus Sade'de kelam bölümüne baktığımızda herkes açıp bakabilir. Orada der ki, kelamda iki tane büyük imamımız vardır. Biri Hanefi'dir, biri Şafii'dir. Hanefi olan adı İmam Maturidi'dir der. Bu kadar bitirir. Başka bir şey söylemez. Sonra der ki, bir de Eş'ari vardır der. Eş'ari hakkında sıfatlar saymaya başlar. Birkaç satır. Ben de size birkaç saniye bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Der ki, tarikayı ehli sünnet vel cemaatin muktedası, şeyhi sünne ve reisül cemaa ve imamul mütekellimin, nasır-ı sünneti seyyidin mürselin, es-sâ'i fî hıfz-ı akaidil müslümin, Ebul Hasan el-Eş'aridir ki, deyip uzun bir şekilde devam eder. Yani bir bu açıdan baktığımızda, bir de kelamla ilgili hangi eserler yazılmıştır diye aşağı doğru okumaya başladığımızda, ilmi kelamla ilgili saydığı eserlerin hepsi Razi'den, Razi çizgisinden gelen bir şeydir. Son cümlelerimi söyleyeceğim hocam. Razi ekolünden gelen Eş'ari çizgideki müellifler olduğunu görürüz. Şunları zikreder. Gazzali'yi anlatır. Razi'yi, Amide'yi, Tusi'yi, Beyzavi'yi, Semerkandi'yi, İci'yi ve Teptazani'yi. Bunların kitaplarını sayar. Son olarak bir taneden daha bahseder. Bu çizgiden farklı. O da Sadr-ı Şeria Es-Sani vardır. Genelde Maturidi ekolden geldiğini biz biliriz. Fakat onun eseri de Tadil-ül Ulum'dur. Tadil-ül Ulum 300'den müteşekkil bir eserdir. Yani kelam, mantık, astronomi. Bu itibarla da Maturidi ekoldeki gelen kitaplar çizgisinden farklı bir çizgide duran bir yeri vardır. Dolayısıyla şöylece bir bakarsak genel olarak bir kelamcı olarak da Eş'ari haleyle çerçevelendiğini görmekteyiz diyebilirim. Son olarak şunu söyleyeyim. Dün akşam biz üç hocamız korsan bir panel düzenledik kendi aramızda. Gece 12'ye kadar süren. Orada sorduğumuz sorulardan biri şuydu. Ben de bu soruyu sorarak bitireyim. Cevabı bizde kalsın veya konuşuruz. Bu tür Osmanlı alimlerine biz kelamcı mı diyeceğiz, mütekellimin mi diyeceğiz, yazdıklarına bakarak mı diyeceğiz, filozof mu diyeceğiz, filozof diyebilir miyiz? Mütekellim, filozof ikisini birleştirip diyebilir miyiz? Çünkü Razi sonrası, Beyzavi sonrası yazılan kitapların içerisinde kelam kitaplarının felsefedeki bahisler konduğu için bir kelamcı aynı zamanda filozoftur da diyebiliriz. Son bir şey daha söyleyeyim bu bağlamda. Klasik İslam felsefesinde hani denir ya bazıları, İbn-i Rüşd'le bitmiştir. Bazıları İbn-i Rüşd'le bile getirmiyor. Kelamcı, kelam silsilesinde de şöyle denir. Klasik kelam iyiciyle bitmiştir denir. Açın Diyam ansiklopedisini, orada yazar bu. İyicinin vefatı 1355'tir. Yazdığı eserin adı El Mevakıf fi İlmil Kelam. Taşköprüzade'nin yazdığı eserin adı El Mealim fi İlmil Kelam. Yeni bir Mevakıf versiyonudur. Mevakıf'ın yazdığı kelamın kendi dönemindeki tamamen güncellenmiş halidir. Vefatı 1555. Böylece klasik kelamı 1355 iyiciyle bitirenler için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde veya diyorum ki ben iki asır daha getirip klasik kelamın son temsilcisini Taşköprüzade Ahmet Efendi sayıp 1555'te gerekirse noktayı koyabiliriz. Ve ben de burada noktayı koyuyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Sururi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hemşehrimiz Osmanlı alimi Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin hayatını, öğrenciliğini, hocalığını ve eserlerini ana hatlarıyla ortaya koydular. Tabi orada burada bulunan ilahiyat öğrencileri belki çok rahat anlayabildiler. Ama diğer arkadaşlar anlamamış olabilirler. Eserlerin tahsil hayatının başında okuduğu eserlerin elfiye dediği gramerle, Arap grameriyle ilgili olan değil mi? Evet. Evet. Arap grameri, Arapça grameri. Elfiye bin demek, bin beyitlik, mısralık efendim bir metni 13 yaşında ezberlemiş. Bir, iki. Peşinden hemen okuduğu mantık kitabı İsa Gucci,
Onu da ezberliyorlar zaten. Şerhi üzerinden okuyorlar. Tübana'nın yayınladığı ikinci eser tarafından edisyon kritiği ve Türkçe çevirisi yapıldı. İlgilenenlere duyurulur. O da bir Türk mantıkçının eseri aynı zamanda. Ana hatlarıyla gördüğümüz kadarıyla felsefe, kelam ve fıkıh kadı olarak da atandığına göre asıl uzmanlıkları bu alanlarda. Fakat önemli bir şey, sadece ilimle uğraşmamış hemşehrimiz, ilme ve ilim adamına vefalı, aynı zamanda Şekaik-i Numaniye'yi kaleme almış. Ne demek o? Şekaik-i Numaniye, eskiden böyle kitaplara şiirsel isimler verilirmiş. Şu tarlalardaki kırmızı kırmızı, kan kırmızısı güzel çiçekler var ya, gelincik, gelincik demek. Adeta Osmanlı ulemasını, alimlerini o yeşiller arasındaki kırmızı gelinciklere dikkat çeken, ilgi çeken, efendim ayrı bir hava ve renk ve ruh katan o çiçeklere benzeterek eserine böyle bir isim veriyor. Şimdi buradan çıkaracağımız aktuale, demek ki biz mantık dediğimiz şey doğru düşünme ve doğru konuşmayı öğreten bir disiplin ve bizim de ihmal ettiğimiz bir disiplin. Hatta zaman zaman akademiyada, ilim camiasında ne gerek var buna denen bir disiplin. Duyuruyor efendim ilgililere. Teşekkür ediyorum. Hocamızın son sıralarda andığı eserlerden bir tanesi Mevzuatul Ulum, oğlunun çevirdiği, Türkçe çevirisine verdiği isim, ama asıl Miftahus Saade ve Misbahus Siyade adlı eser. Üstadın ilimler sınıflamasını yaptığı, yani yaşadığı döneme kadar tarih boyunca gelen bütün ilmi disiplinleri, 300 küsur değil mi hocam sayısı, 300'ü aşan sayıda ilmi, amacı nedir, konusu nedir, metodolojisi nedir, bu alanda öne çıkan isimler kimlerdir, önemli eserler nelerdir, 3 cilt bildiğim kadarıyla değil mi, 2 cilt mi 3 cilt, 3 cilt efendim. Bu eserden hareketle Yavuz Unat hocamız Taşköprülü Ahmet Efendi'nin ilimler sınıflaması ve ilim anlayışını, bilim anlayışını bize takdim edecekler. Söz kendilerinde, buyurun hocam. Sayın Rektörüm, Sayın Başkan, değerli öğretim üyeleri, öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben burada size Taşköprüzade'nin ilimlere ilişkin görüşlerini, ilim tasnifini aktarmaya çalışacağım. Şimdi Taşköprüzade hayatından bahsedildi. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, 15. 16. yüzyıl Osmanlı'nın en önemli dönemleri. Bu 15. yüzyılda özellikle birkaç bilim insanı Osmanlı'ya geliyorlar ve Osmanlı'da bilim hayatını canlandıran roller oynuyorlar. Bunların içerisinde birkaç kişi Anadolu'da bilim hayatına canlılık getiriyor. Bunlardan biri Fethullah Şirvani, diğeri Kadızade-i Rumi gibi bilim insanları, ama bazı bilim insanları da işte bu çevrede yetişmiş ve Anadolu'da ve İstanbul'da bilimin yaygınlaşmasını sağlayan kişiler. İşte Taşköprüzade işte bu bilim insanları içerisinde yer alıyor. Şimdi onun Taşköprüzade ile ilgili hayatından bahsedildi, bundan bahsetmeye artık gerek yok. İki önemli eserden söz ediyoruz. Şakayk-ı Numaniye, yani Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden başlayarak kendi zamanına kadar yetişmiş olan Osmanlı ilim adamlarının hayat hikayelerini içeren eser. Diğer eseri de Miftahus Saade, ya da oğlunun çevirdiği Mevzuatul Ulum isimdeki kitap. İslam dünyasında üzerine çalışan ilimlerin tertip edildiği, yani ilim tasnifinin yapıldığı eser. Bunun dışında daha çok eseri var. Yani ben burada birkaç örnek verdim. Örneğin Risale-i İlmi Hisab, Risale-i Camiali Vasfel Ulmi Nafiya, Risale-i Marifet-i Takvim gibi değişik alanlarda eserleri var. Daha burada saymadığımız. Taşköprü'nün
ilimle ve ilimle ilgili düşüncelerini baktığımızda ilim, alim ve talebe olmak üzere üç noktada toplandığını görüyoruz. Ve genel olarak baktığımızda ilim anlayışında daha çok din ve dini ilimler merkezli bir tasnif yapmış. Kendisinin işte bir sözü var, bu işte Miftah-ı Saade'de karşımıza çıkıyor. İşte daha çok ilimin, ilim öğrenmenin ve öğrenmenin faziletlerini aktarıyor ve diyor ki ilimler ve fenler çoktur. Bunların hepsini öğrenmek mümkün değildir. Esasen ömür de kısadır. Bütün tahsil aletlerini elde etmek ise güçtür. Peki bu güçten nasıl kurtulunur diyor. Kendisi soruyor. Ve bu soruya baktığımızda işte ne görüyoruz? Yani bu soruya şöyle cevap verecek. Madem ki bütün ilimleri öğrenmek mümkün değil, o halde işlerinden bir kısmını seçmek gerekiyor. Bir kısmını seçerek öğreneceğiz. Ve bunun için de ilimler konuları ve faydaları yönden gözden geçirilmeli. Bu yönden düşünülmeli ve bunların içerisinde hangileri daha faydalı ise öncelik olarak onlar tahsil olmalı. Dolayısıyla faydacılık yönü ön planda. Peki bütün ilimleri öğrenmemiz mümkün olmazsa ne zaman hangi kriteri alacağız? O zaman hangi kriteri alacağız? İşte burada da bir şöyle cevap veriyor. Tabi faydacı yaklaşımdan dolayı öncelikle ebedi saadete ulaştıracak ilimler öğrenilir. Yani insanı ebedi saadete ulaştıran ilimleri öğrenmek gerekir. Bunlar neler? İşte kelam ilmi, işte vehimlere tabi olmayan, diğer bir spekülatif veya demolojik tartışmalara girmeyen, İslam dini inançlarla ilgili kaidelerini ortaya koyan kelam ilmi, haram ve helal olanı yapılması ve yapılmaması gereken fiilleri, amelleri anlatan fıkıh ilmi, imanın semeresi ve imanın neticesi durumundaki tasavvuf ilmi ve işte bunlara ek olarak tefsir ve hadis ilimleri bu ilimler içerisinde sayılıyor. Bu bakış açısından ilimleri tasnif ettiğini görüyoruz ve her iki kitaba baktığımızda, yani hem Şakayık'ın Mümayede hem de Mevzuat ve Ulum'da farklı, daha çok faydacı zihniyete dayalı olarak tabii farklı şekillerde tasnifler görüyoruz. Şakayık'ın Mümayede şöyle bir tasnif karşımıza çıkıyor. Üç grup bilim karşımıza çıkıyor. Birinci grubu oluşturan ilimler diyor, meşhur yazarların eserlerinde kayıtlı bulunan ilimler. İlim, fıkıh ve onun ayrılmaz parçaları olan tefsir ve hadis ilimleri. İkinci gruptakiler diyor, tartışmalar arası esnasında tarafların birbirlerine galip gelmek maksadıyla kullandıkları ilimler. Dolayısıyla diyor bunlar mübalatadır diyor, mübalatadan ibarettir diyor, faydasızdır diyor ve gereksizdir diyor. Hiçbir faydaları olmadığını söylüyor galip gelmekten başka. Üçüncü grupta yer alan ilimler ise hiçbir kitapta kayıtlı değil. Gerçek manada yazılıp çizimleri mümkün değil. Bir takım işte işaretlerle anlaşılan, varlıklara anlaşılan ilimler, irfan, zevk ve vicdan sahibi kimseler tarafından bilinirler diyor. Tasavvufu bu başlık altında veriyor. Ve ilimleri yine fayda ve zarar açısından değerlendirerek ilimleri faydalı ve zararlı ilimler olarak görüyoruz. Dolayısıyla değişik bir tasnif de bu açıdan karşımıza çıkıyor. İnsana fayda ve zarar temel alınmış burada. İlimler faydalı ve zararlı olarak ayrılmış. Burada esas olan insana faydalı olmadığı. Mesela işte vücudun sağlığıyla ilgili ilim, tıp ya da mirasın taksimi diyor gayri şeridir bunlar ama diyor faydalıdır. Diğer taraftan çiftçilik, siyaset de faydalıdır. Ancak bu tür ilimlere diyor fazla kifaye kabilindendir diyor. Bütün insanların öğrenmeleri gerekmez. Bunlar dünya ilişkileri ile ilgilidir. Dolayısıyla dünyevidir. Dünyevi bir ilme itibar edip etmemeli ölçüde bir taraftan o ilmin insana faydalı olmadığı, diğer taraftan din karşısındaki konumudur. Örneğin tıp, hesap gibi benzeri ilimler insana faydalıdır. Öyleyse bunu öğrenmek fazilettir. Fakat işte sihir, tılsım ve benzeri bilgi ve beceriler veya beceriler insana hiçbir faydası yoktur. Kötülüğe götürür, kandırır. Öyleyse bunlar faydasızdır. Bunlarla uğraşmamak gerektir diyor. Aynı zamanda bir bahimlerden bahsediyor. Yani her ikisi arasında olan
bilim, ilimler, şiir, tarih gibi ilimler. Din bakımından öğrenilmemelerinde bir sakınca yoktur. Ancak şöyle bir tartışma da görüyoruz Taşköprülüzade'de. Hiçbir ilim faydasız değil. Faydalı ya da faydasız kılan onu bir takım durumlar var. Dolayısıyla burada esas endişe fayda veya zarar. Mesela bir kişi bir ilmi öğrenmeye kalkışır fakat onu idrake kadir olmazsa bu ilim onun için zararlı olur. İşte örneğin diyor felsefeden bahsediyor. Çoğunluğu böyledir diyor felsefede. Bunların çoğu işte hakkı hilafından temize kadir değildir. Yani o ilmin iyi yönü varken kötü tarafını kullanmaya kalkışırlar. Yine mesela astroloji veriyor. İlmin ucum dediğimiz. Bu ilim güneşin ve ayın nasıl hareket ettiğini hesaplamaya yarayan bir ilim. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında faydalı. Faydalı. Ancak buna karşın eğer ilmin ucumu biz işte ondan geleceğe dair hükümler çıkartmaya kalkışırsak bu da doğru olmaz. Bu anlamda ilmi nücum, astroloji zararlı hale gelir diyor. Mevzuatın ilime baktığımızda burada ilimleri ilginç bir şekilde tasnif ettiğini görüyoruz. Belli bir felsefi altyapıya göre tasnif etmiş. Varlık mertebelerine göre bilimler ayrılmış. Ontoloji ile alakalı olarak ayrılmış. Dört varlık ve dört ayrı bilimden söz ediyor. Kitabi vücuda sahip olan varlıklar, dolayısıyla burada harf, yazı ve hat ile ilgili bilimleri sayıyor. Bunların hepsine aslında bilimleri var ama çok ayrıntılı. Yazıda kullanılan araçlara ilişkin bilimler, güzel yazılara ilişkin bilimler, şiirlerin nasıl yazılacağına, hangi metne göre yazılacağına ilişkin bilimler, ilimler bu. Kitabet ilimleri dediğimiz bilimler. Sesle vücut bulan şeylerden söz ediyor, söz ve telaffuz gibi. Dolayısıyla burada da fonetik, lügat ilmi, morfoloji, sentaks, mana gibi ilimlerden bahsediyor. Aynı zamanda zihinde suretleri bulunan soyut vücutlar da vardır diyor ve bunlar mantık ilimleri buna girer diyor. Bunun dışında öğrencilerle iletişim sağlama ya da formasyon diyebileceğimiz ilmi, tartışma, diyalektiği bu gibi ilimler arasına yerleştiriyor. Ve en son olarak da dış dünyada somut vücutları bulunan varlıklardan söz ediyor. Felsefeyi ve somut bilimleri de, yani bizim pozitif bilimler dediğimiz bilimleri de bu sıralama içerisinde veriyor. Ve burada da yani dördüncü kısmı somut vücut bulunan varlıklarla ilişkin bilimleri de ikiye ayırıyor. Teorik ve pratik olmak üzere. Teorik bilimleri de üçe ayırmış, metafizik, ilahi bilimler olarak. Tabi bilimler, içerisinde tıp, veterinerlik, av hayvanları, botanik, zooloji, ziraat, mineraloji, madenler, meteoroloji, gökkuşağı, rüya tabirleri, astroloji, sihir, tılsım, simya ve kimya olmak üzere. Riyazi bilimleri de geometri, astronomi, hesap ve müzik olmak üzere ayırmış. Pratik bilimleri de üçe ayırmış, ahlak, ilmi tedbiril menzil, yani anne baba, çocuk ve hizmetçiden oluşan aile bireylerine, birbirlerine karşı sorumluluklarını ele alan ilim ve siyaset olmak üzere. Bu ilimlerin dışında ayrıca batıni manevi ilimler ayrımını da yapmış. Dini ilimler ve batıni ve manevi ilimler ayrımı. Dini ilimler olarak da din, kıraat, hadis ve tesiri, batıni ve manevi ilimler olarak da öz ve mana bilgisini veriyor. Burada klasik tasavvuf tefekkürü ile yakından olan ilimler olduğunu söz ediyor. Ve her bir ilim dalıyla ilgili bilgiler vererek her o ilime ilişkin yazılan kitapları ve yazarlarını da burada söylüyor. Ona göre bu varlık mertebeleri de yani birbirleriyle ilişkili, yani tam olarak bir kesin çizgi yok. Her biri bir sonrakini göstermek için bir araç. İlimle uğraşmanın faziletlerinden bahsederken bir takım özlü sözler de veriyor. Çeşitli filozoflardan, düşünürlerden, devlet adamlarından aldığı sözler. Ona göre ilim bizatihi şerefli. Dolayısıyla kendisiyle uğraşanları da şerefli kılıyor.
bir takım sözler vermiş. İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise firavunların mirasıdır. İlim başkalarına vermekle dağıtmakla azalmaz, mal ise azalır. Malın bir muhafaza ihtiyacı vardır, ilim muhafaza ihtiyaç duymaz, bilakis sahibini kötülerden korur. Mal sahibi öldüğü vakit dünyada kalır, alim öldüğünde ilmi kendisiyle kabre girer. Mal mümine de kafire de nasip olur, ilim ise ancak mümine nasip olur. Bütün insanlar dinleriyle ilgili işlerinde alime muhtaç olurlar, fakat bu konuda kimse mal sahibine ihtiyaç duymaz. İlim Sırat köprüsünü geçerken sahibini destekler, güçlendirir ve huzuruna vesile olur. Mal ise sahibini bu köprüyü rahatça geçmesinden alıkoyar, diyor. Aynı zamanda talebenin ve hocaların da vasıflarını ele almış Taşköprü Zade. Talebe diyor, kısa olarak söylemek gerekirse ilimle meşgul olan kişiler, talebeler, ders alanlar ahlaklı olmalıdır. Kendilerini iyi hoca seçmelidir. Tembellik yapmamalıdır. Hocalarının nasihatlerini dinlemelidir. İlim tahsilinde mütevazi olmalılar. Kendisini hocalarının ellerine teslim etmelilerdir, diyor. Derslere çalışırken arkadaşlarının yardımlarından faydalanmalı. Dersleri onlarla müzakere ederek öğrenmelidir, diyor. Derslerini tehir etmemeli, bugünün işini yarına bırakmamalı, derslerini günü gününe hazırlamalılardır, diyor. Aynı zamanda hocaların niteliklerinden de bahsediyor. Bir hoca talebe karşısında, yani öğrenci karşısında son derece vakur olmalı. Aşırı dine düşkün olmamalı. İlmiyle alim olmalı. Güzel ahlak ve tevazu sahibi olmalı. Öğrettiklerini Allah rızası için öğretmeli. Şöhret, gösteriş, dünyalık ve saygı kazanmayı hedeflememeli. Öğrettiklerine karşılık beklememeli. Talebeyi çok iyi tanımalı. Talebeleri ilme teşvik etmelidir, diyor. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Taşköprüzade 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olarak kabul edilen bir devirde yaşamış. Müslüman bir ilim adamı ve ilim ve ilimler konusunda çağının ilmi, fikri ve dini atmosferi içerisinde şekillenen anlayış çerçevesinde ele almış. Dolayısıyla ilim, din ve inanç arasındaki sıkı bir bağ kurarak kurmuş ve bu sebeple ilimler içerisinde önceliği dini ilimlere vermiştir. Türü ne olursa olsun bütün ilimlerin temelinde mutlak bir fayda olması gerektiğini savunuyor. Bu fayda kişinin iki dünyada, hem bu alemde hem de öteki dünyada kurtuluşuna hizmet etmekle sınırlıdır. Ancak asıl olan ebedi mutluluk, ebedi saadettir. Bu da öteki dünyada gerçekleşecektir. Taşköprüzade mevzuat-ı ulumunda insanın şu veya bu şekilde ilgilendiği bütün konuları ilim dalı olarak ele almıştır. Orta Çağ İslam dünyasında ortaya konulmuş bütün ilim tasniflerinde böyle bir yaklaşımı da aslında biz görüyoruz. Fakat daha önceden yapılmış bu tür tasniflere baktığımızda Taşköprüzade'nin ilimler tasnifi çok daha düzenli, çok daha sistemli ve çok daha teferruatlıdır. Ancak birer ilim dalı olarak zikredilen simya, büyü, kehanet, fal gibi benzeri konuların her ne kadar bu mevzuat uğrunda yer almış olmasına karşın Taşköprüzade tarafından gerçek manada bir ilim olarak görülmediğini de vurgulamak gerekir. Evet, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, Yavuz hocamıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi İki önemli eserinden biri olarak da Nefsül Emr konusuna dikkat çekti. Bugünlerde de tartışılan bir konu diye. O ne demek Nefsül Emr? İnsan zihninde usule gelen bilginin, kavramların varlık değeri ya da doğruluk değerine ilişkin bir tartışma. Bu konuyu da efendim Murat Demirkol Bey bize takdim edecekler. Tabii bugün sanal dünyanın yoğun bir şekilde gündemimize girmiş olması, bunun üzerinde düşünürlerin, bilim adamlarının uzun uzadıya durmasını gerektiriyor. Bir noktayı da ben hatırlatayım. İbn Sina'dan başlayan bir süreç ama Taşköprüzade'nin çok kalın hatlarla vurguladığı bir şey var.
Sadece varlık, bizim dış dünyada gördüğümüz, duyularımıza konu, duyularla algıladığımız varlık alanı değildir. Onun zihnimize yansıyan kavramları varlıktır. Zihinde varlık. İki, bizim onu dile getirişimiz, iletişim unsuru olarak kelimelere yükleyişimiz bir başka varlıktır. Sözde varlık, kelamda varlık, onun yazıya intikal ettirilişi, yazıda varlık şeklinde bu varlık meselesine çok büyük ehemmiyet atfetmiş ki bunlardan biri de zihinde varlık meselesi, nefsül emr denen varlık türü. Murat Hoca bizi teknik bir konu ama arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın ilgisini çekeceğine inanıyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet. Bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Hakikaten hocamın belirttiği gibi bu olabildiğince spesifik teknik bir konu. Kavramları belki buradaki birçok arkadaşın duymadığı, kelime olarak duymuş olsa bile anlam içeriğini bilemeyebileceği şeylerden oluşuyor. Aslında İslam felsefesinde varlık çeşitli açılardan tasniflere tabi tutuluyor. İşte yaygın olanı zorunlu varlık, mümkün varlık şeklinde. Yani sebepli varlık ve sebepsiz varlık şeklinde ayrımlar yapılıyor, taksimler. Sonra varlığın mahalline bağlı olarak, yani bulunduğu mahalle bağlı olarak işte harici varlık, yani dış dünyadaki varlık. Ondan sonra zihni varlık, işte zihnimizdeki varlık. Aslında zihnimizde ortaya çıkmış böyle etekime bürünmüş bir şey olduğu için değil, mahiyetler gibi veyahut da düşünceler gibi, bilgi gibi o şekilde düşünelim. Ondan sonra bazen de mesela tabi hocam bu harici ve zihniye ek olarak yazıda ve ibarede varlıklarında bahsetti ya, bu bizim tartışma konumuz değil. Ayrıca mutlak varlık, mukayyet varlık veyahut da işte genel varlık, özel varlık şeklinde de ayrımlar yapılıyor. Bu bazen mahiyetle ilişki olarak da ele alınıyor. Şimdi burada Taşköprüzade'yi biz anıyoruz ama belki birçok yönü anılmaya değer. Ahmet Suriye hocam şeyden bahsetti. Biz Taşköprüzade'ye bir dar anlamda bir ihtisas alanı tahsis etmek istesek, belirlesek ne diyebiliriz? Bunun zorluğunu görüyoruz. Çünkü ansiklopedik alimlerimiz bunlar. Taşköprüzade'nin filozof diye anılmayı hak etmesi için şu karine bile tek başına yeter. Yani zihni varlıkla ilgili bu çok ağır bir konu, felsefenin çok ağır bir bahsiyle ilgili bir metin inşa etmesi, bir risale yazması bile onun filozof olarak anılmayı hak ettiğini gösteriyor bence, benim kanaatim. Şimdi Taşköprüzade bu risaleyi re'sen mi yazdı, yani öylesine kendisi bizzat tasarlayarak mı yazdı, yoksa bir şey üzerine mi? Şunu görüyoruz, İbn Kemal Paşa Zade kendisinin Selefi olan, 1534'te vefat eden büyük Osmanlı alimlerinden İbn Kemal Paşa'nın bir risalesi var bu konuda, zihni varlıkla ilgili. Risaletün müştemiletün ala kelimatil kavm fi bahsil vücudu zihni. Yani biz sadece buna bahsi vücudu zihni diyelim. Yani zihni varlık konusuyla ilgili bir risale yazıyor Kemal Paşa, İbn Kemal Paşa Zade ya da İbn Kemal. Birinden birini tercih edeceğim. Şimdi İbn Kemal'in yazdığı bu risale üzerine, tabii ki Osmanlı'da felsefeyle kelamın iç içe geçtiği bir dönem ardışık olarak devam ediyor. Bunlar birbirlerinin metinlerini okuyorlar. Taşköprüzade 1561'de vefat etmiş olan, yani kendisinden yaklaşık şöyle bir asra yakın bir zaman sonra, hatta bir asra yakın yaşamış olan Taşköprüzade onun eseri üzerine böyle bir risale yazmak istiyor. Bunun gerekçeleri vardır. Bu konuşulur, tartışılır özel mahfillerde ama onun risalesinin adı da Risaletü Şuhudül Ayni fi Mebahisil Vücudu Zihni. Yani bu İbn Kemal'in risalesini dikkate alarak yazıyor. Aslında hem İbn Kemal'in hem de arkadaşlar Taşköprüzade'nin beslendiği kaynaklar var. Bu beslendiği kaynaklara en azından isim olarak zikretmemiz yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü bu düşünürlerin eserlerini anlamak için daha geriye İbn Sina'ya, Tusi'ye, Necmettin Katibi'ye, sonra filozof kelamcılardan Cürcani'ye, Tefrizani'ye, Devvani'ye geri gitmek gerekiyor. Çünkü onlar bu konuları eserlerinde hususi çalışmışlar, hususi incelemişler. Ama
özel olarak zihni varlık adıyla bağımsız risale yazma geleneği biraz daha geç bir dönemde başlıyor. İşte Osmanlı'nın bu orta yükseliş dönemindeki bu iki eser bu açıdan çok önemli. Bunun dışında da var elbette ki. Şimdi konuyu ben çok genel, olabildiğince yüzeysel bir şekilde sunacağım. Çünkü konunun epistemolojik tarafı var, mantık tarafı var. Burada birçok teknik tabiri anmak gerekiyor. Ama ben en azından birkaç başlık vereyim size. Bu konuyu incelemek için bir, zihnin ne olduğunu, bu iki düşünür açısından zihnin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. İki, bu iki düşünür hariç dediğimiz, yani dış dünyayı ne olarak görüyor, dış dünya onların kafasında ne? Yani aslında baktığımızda aynı da değil, yani aynı da görünmüyor. Üçüncüsü, zihni varlık. Doğrudan zihni varlığı nasıl tanımlıyorlar? Aslında tanımlamaya çalışırlar. Doğrudan kendilerinin bir net, kesin, şu şekilde diyeceğimiz bir tanımı bile koymakta zorlanılıyor. Belki de bunların hepsinde daha zor olan bir kavram, nefsül emr kavramı. Yani bu belki diğerlerine mukayese edilemeyecek kadar kafamızda flulaşan, bir yere oturtamadığımız bir kavram. Nefsül emr. Tabii ki şöyle diyeyim, bu iki düşünür mesela zihin dediğinde ne anlıyor? Çünkü zihni varlık dediğimiz zaman zihni tanımlamamız gerekiyor. Zihin gündelik, en azından bugün genel olarak biz zihni dediğimiz zaman bizim düşünme, bilinç düzeylerimizin bütün hepsini ifade edecek şekilde kullanırız biz. Ama mesela İbn Kemal zihni olabildiğince dar anlamda kullanılıyor. Yani müdrikemiz diyor, bizim idrak gücümüz diyor. Bunu dallandırıp budaklandırmıyor. Ama şeye baktığımız zaman Taşköprüzade biraz da filozof kelamcıların etkisi daha çok baskın onda. Mesela Cürcani'nin, İyici'nin, hocam biraz önce zikretti. Onların etkisiyle bunu biraz genişletiyor. Mesela Cürcani dediğimiz o filozof kelamcının bir tanımı var, bu çok daha kapsamlı. Diyor ki, hem bizim diyor nefsin atıkamızdır, insana özgü olan akıl, hem diyor bu bizim duyusal idrak güçlerimizdir, hem de bu yüksek akıllar, yani yüce ilkeler, bunu sudur sürecindeki, bu İbn Sinacı, Farabici sudur sürecindeki akıllar silsilesi var. O akıllar silsilesindeki akılları da kastediyor. İsterseniz bunu daraltarak bir tanesini söyleyerek geçelim, ara ara bahsedeceğiz, faal akıl diyelim. Çünkü yeryüzüne insanların yaşadığı dünyaya bakan veyahut da oradaki oluşumları gerçekleşmesini sağlayan akıl olması açısından faal akıl diyelim. Yani güçlü bir şey var. Geniş tutmuş Cürcani. Ama Taşköprüzade bunu biraz daha daraltıyor. Belki de yani aslında sanki bana şöyle geliyor. Gönlüm Cürcani gibi geniş tutmaktan yana ama yine de bana yönelik eleştirilere de çok dayanıklı görünmüyorum. Bu nedenle bunu ben biraz daraltacağım diyor. Fakat konuları işlerken bunu bazen ayırt edemiyoruz. Yani aslında konuları işlerken Cürcani'nin yaptığı gibi geniş anlamda tutuyor. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. Zihni varlık nedir dendiği zaman mesela şöyle diyorlar, bilgi önce faal akıl gibi yüksek ilkelerdedir. Sonra bu işte bizim akıllarımıza, bizim nefsimize, nefsin atıkımıza geçer. Bunu o da kabul ediyor. Buna İbn Kemal karşı. Yani İbn Kemal biraz daha filozoflarınkine yakın bir tutum sergiliyor. Yani bazen onlar bununla çelişiyormuş gibi olan durumlar da var. Evet, yani zihin konusunda şu ayrımı söyleyeyim. Çünkü mukayese olarak ortaya koyacağız. Neden? Şundan da söylüyorum arkadaşlar. İsterseniz bir küçük bir reklam gibi iki arkadaşım Türkiye'de çok değerli iki çalışmasına atıf yapmak istiyorum. Çünkü ben bu konuyu çalışırken risalelerden doğrudan yararlanmanın güçlüğü ortadaydı. O nedenle Bilgi Üniversitesi'nden Necmi Derin doçent doktor, mesela onun Kemal Paşazade ve Taşköprüzade'nin risaleleri bağlamında zihni varlık problemi diye bir eseri var, çalışması. Aynı şekilde hemen hemen aynı ismi taşıyan bir çalışma da 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent doktor Mehmet Aydın'ın yine benzer bir çalışması var. Yani en azından Türkiye'de zihni varlığı bu iki düşünür özelinde genişçe ele alan iki çalışma var. Yani benim şu anlatıcıklarımı elbette ki tatmin edici bulmayacaksınız. İlgi duyanlar bu iki çalışmaya bakabilirler. Zihni Taşköprüzade geniş tutuyor, İbn Kemal dar tutuyor. Birincisi bu. Geçelim harice, dış dünyaya. Dış dünyayı ne olarak görüyorlar? Burada tam tersi bir durum görüyoruz. İlginçtir. Bu sefer Taşköprüzade dışarıyı dar tutuyor, İbn Kemal geniş tutuyor.
İbn Kemal'in hariç dediği, dış dünya dediği şey ne? Ona baktığımızda onun dış dünyası, yani İbn Kemal'in dış dünya olarak, zihnimizin dış dünya olarak gördüğü şey şu. Diyor ki, bizim zihnimizdeki varsayımlar dışında, faraziyeler dışında kalan kısım, yani zihnimizde bir varsayımlar var deniyor, bir de kesin doğru hükümler var deniyor. Yani dış dünyayla mutabık olan, yani dışarıdaki cisimlerle, varlıklarla mutabık olan zihnimizde bilgiler ve hükümler var. Bir de zihnimizde onun dışında varsayımlar var. Bu varsayımların ya da bazı hükümlerin dışarıda karşılığı yok. Tamam mı? Yani o zaman ne oluyor? Hariç ikiye çıkıyor. Bir, aynen Taşköprü Zade'nin kabul ettiği gibi dışarıdaki olan, yani şu bizim beş duyuyla idrak ettiğimiz dünya, dış dünya. İki, bizim zihnimizdeki varsayımlar dışında olan ve dışarıdaki bilgilere mutabık olan, onlarla örtüşen hükümlerimiz, bilgilerimiz. Bu ikisine de hariç diyor İbn Kemal. O zaman ortaya büyük bir problem çıkıyor. Yani burada affedersiniz, Taşköprü Zade dar tutuyor, harici aynen bizim bildiğimiz gibi dışarı diyor. Ama İbn Kemal genişletiyor. Farkındaysanız birisi zihni geniş tutup dışarıyı daraltıyor, birisi de zihni daraltıp dışarıyı genişletiyor. Bu farkı görüyoruz. Bu elbette ki zihni varlık tanımlarına da yansıyor. Mesela İbn Kemal'in zihni varlığı şöyle, ben mealen aktaracağım çünkü buradaki metinleri okuyarak aktardığınızda oluşacak sıkıntıyı da düşünüyorum. Metnim zaten uzundu da ben özetlediğim halde bile oraya bakarak anlattığımda çok sıkıcı bir metin olacaktır, konuşma olacaktır. Şimdi İbn Kemal diyor, zihni varlık dışarıdaki diyor varlıkların mahiyetlerinin değişik bir şekilde varoluşu diyor, değişik bir şekilde varlığı diyor. Tabii ki bunlar kapalı ifadeler. Yani o zaman biz biraz daha açarak net olarak ortaya koyarsak ne diyeceğiz? İster istemez bu iki düşünür beslendikleri kaynakları farklı yorumlamalarına bağlı olarak, çünkü ellerinde aslında aynı metinler olmasına rağmen farklı okumalar gerçekleşiyor. Bu belki de şeyden ileri geliyor. İki düşünürün hangi disipline ne kadar önem verdiği veyahut ne kadar altyapısının gücüne de dayanıyor. Benim kendi gördüğüm kadarıyla, yani bu bir nihai bir genelleme karar değildir ama sanki İbn Kemal biraz daha filozofça bakışı yakalamış ve o şekilde daha realist bir şekilde bir üslup benimsiyor. Ama bunun dışında, buna karşılık Taşköprü Zade biraz da kelam düşüncesinin etkisi altında bu olaya yaklaşıyor. Aslında zihni varlığı geçmişine gidildiğinde şöyle bir şey görüyoruz. Normalde zihni varlığı kelamcıların kabul etmemesi gerekiyor. Çünkü bu bilgiyle alakalı bir şey, bilgi tanımıyla alakalı bir husus. Müteahhirin ve mütekaddimin diye bir kelam dönemlendirmesi var. Bilenlerimiz biliyorlar. Gazali bunda dönüm noktası, hatta Fahrettin Razi bence. Fahrettin Razi öncesi, hatta Gazali öncesi eski kelamcılar, mütekaddim dönemi, Razi sonrası, işte müteahhirin döneminde bir ayrım var. Müteahhirin dönemi filozofları öncekilere nispetle daha fazla şekilde, daha fazla filozofların etkisi altında, filozofların sistemlerinden yararlanarak kelamı kurmaya çalışıyorlar. Ve bunun etkisiyle ister istemez mesela zihni varlığı kabul etmek ya da onu bir şekilde açıklamak gereği duyuyorlar. Normalde zihni varlık konusu eski kelamcılarda kabul edilen bir şey değil. Özellikle Mutezile kelamcılarında zihni varlığı, çünkü kabul ettiğiniz zaman bu sizin bilginize ve yaratma teorinize de yansıyacaktır. Onun uzantıları var. O yüzden ben oraya girmiyorum. Ama şunu görüyoruz en azından. Müteahhirin dönemi kelamcıları zihni varlığı bir şekilde, kerhen de olsa belki ama bir şekilde diyeceğim, yani tümüyle hep yok ama kabul ediyorlar, fakat bu kabul ister istemez yine de filozofların kabulü gibi olmuyor. Burada şimdi ilginç şeyler var. Yani Taşköprü Zade ve İbn Kemal'i birlikte işlemenin bir gerekliliği var. Bir de bu konuların zorluğu ve ağırlığı var. Ben buna sadece çok ilginç gelen bir şeyi söyleyeceğim. İbn Kemal harici varlık ve harici varlık ve zihni varlığın dışında bir de şöyle bir bölümleme yapıyor. Asli varlık
ve zımbi varlık. Yani asıl varlık ve gölge varlık diye bir ayrım yapıyor. Şimdi bu asıl varlık dediğinde biz şunu zannedebiliriz. Bu o zaman dış dünyada bizim duyularımızda algıladığımız varlığı mı kastediyor? Onunla birlikte aynı zamanda zihnimizde zatıyla oluşan bir şeyi de bahsediyor. Bu çok teknik bir konu olduğu için ben yine detaya girmeyeceğim. Dolayısıyla onun gölge varlık dediği tamamen surette oluşan bir şey. Bu aslında o kadar çok ben gördüğüm kadarıyla ileri bir felsefe düzeyi ki normalde biz bunu biraz daha geri gittiğimizde bu konuların işlendiği Nasreddin Tusi'nin metinlerine, işte Cürcani'nin metinlerine gittiğimizde oradakilerden daha fazla bir tartışma, müzakere ve bahis araştırma görüyoruz bu metinlerde. Şimdi ben Nefsül Emr'den de kısaca bahsederek konuyu kapatayım diyorum. Çünkü konuyu eline boyuna işlemenin her açıdan güçlüğü var. Birçok teknik mevzuyu gündeme getirmem gerekecek. Onun için getiremiyorum. Birbirine karışıyor ve sizi de yormaktan da çekiniyorum. Şöyle bir şey var. Nefsül emir nasıl? Nedir? Yani nefsül emri anlamanın bir güçlüğü var. Belki de bu birçok yerde, birçok İslam felsefecisinin dahi gündeminde olmayabilir. Birçok kelamcının, hatta kelamcının %99'unun dahi gündeminde olmayabilir. Fakat nefsül emri konusu belli bir zamandan sonra yüksek ilgi görmeye başlıyor. Özellikle Nasreddin Tusi'nin Tecrid-ül İtikad diye bir kelam kitabı var. Tecrid-ül İtikad çok özlü bir kelam kitabı. Onun da bu bahisten çok kısa bahsediliyor. Daha sonrasında ise yine Nasreddin Tusi'nin bir risalesi var. İspat-ül El-Aklil Müfarık diye ya da İspat-ül Aklil Mücerret diye Soyut Aklil İspatı diye bir küçük risale yazıyor. 3 sayfalık bir risale. Bu risalede hususi olarak gerçekten nefsül emri ele alıyor. Ben detaya girmeyeceğim, şu kadar diyorum. Hükümleri önce ikiye ayırıyor. Diyor ki hükümler bir doğru hükümler vardır, kesin doğru hükümler. Bir de yanlış hükümler vardır diye bir ayrım yapıyor. Bunun üzerine konuyu başlatıyor. Ben aslında bir şekil yaptım kendim. Nefsül emrini kapsar. Onu anlatmak için. Aslında Taşköprüzade bu konuya çok eğilmiş. Mesela İbn Kemal'den daha fazla eğilmiş. Yani ben İbn Kemal affedersiniz Taşköprüzade nefsül emri nasıl anlatıyor diye bu evrakların arasında gezinmektense size net bir resim sunmak için şunu söyleyeyim sadece. Ben bir kendi kafamdan bir şekil çizdim. Nefsül emri neyi kapsıyor? Nefsül emri de aslında kelime karşılığı kendinde şey demektir. Şöyle varsayılıyor. Bir hakikat var, bir bilgi var. O bilgi kendinde şeylerle, her bir şeyle ya da onların mahiyetleriyle örtüşüyor, uyuşuyor. Bir dış dünyayı kapsıyor. Nefsül emr dediğimiz şey bir dışarıdaki varlıkların hepsini kapsıyor. Ve çünkü o doğrulukta mutabakatı var. İki, nefsül emr bir de bizim şöyle diyebiliriz. Dışarıdaki varlıkların bir de zihnimizde karşılığı mutabık olduğu bilgiler var. Onları bir kenara koyalım. Ben zihninizde bir daire çizeyim. Bu daireyi ikiye bölelim. Tamam mı? İkiye böldüğümüzde onun o ikiye böldüğümüz o yarısına, o dairenin yarısına şunu diyelim biz. Dış dünyadaki varlıkların zihnimizdeki karşılıkları. Tamam. Zihnimizde çünkü zihnimizdeki bilgiler dış dünyayla tamamen mutabık halinde örtüşmektedir. Bir zihnimizdeki bilgilerin yarısını biz dışarıdakilerin karşılığı olarak görelim. Onun dışında zihnimizde bir de dışarıda karşılığı olmayan bilgiler var, hükümler var. Bunlar doğru kesin hükümler. Bunlar da nefsül emirle örtüşüyor. Yani o zaman diğer yerini ikiye bölelim, tekrar ikiye bölelim. Bu diğer yarıyı ikiye böldüğümüzde ne ortaya çıkıyor? Yarının yarısı, yani bu dairenin çeyreği öyle zihni hükümler düşünün ki siz dışarıda karşılığı yok ama bunlar doğru. Şunun gibi mesela mağdum dışarıda varlığı olmayandır. Affedersiniz cümleyi şöyle kurayım. Burada örnekler vardı da. İmkansız dışarıda varlığı olmayandır. Bu tip hükümlerin dışarıda karşılığı yoktur. Yani bunlar karşılık bulamazsınız. Mesela ama bunlar doğrudurlar. Doğru hükümlerimiz var, kesin hükümlerimiz var fakat dışarıda karşılığı yok. Bunlar da zihni nefsül emirle örtüşüyor. O zaman nefsül emri oluşturan şeyler, unsurlar neler? İkiye ayıralım kabaca. Birisi dışarıdaki varlıklarla bunların zihnimizdeki karşılığı örtüşüyor. İkincisi de dışarıda karşılığı olmayan bizim zihnimizdeki doğru bilgiler, hükümler.
Geriye kaldı dairenin çeyreği. O dairenin geri kalan o dörtte birini de itibarlarımız ve yanlış hükümlere ayıralım. İşte bu itibarlarımız, yani varsayımlarımız. Bu varsayımları ısrarla kesin olarak diyorlar ki bu nefsül emre girmez. Çünkü bu bizim kendi kuruntularımız, kendi varsaydığımız şey. Bunun şunun şöyle olduğunu varsayalım, farz edelim gibi hükümler. İşte bu varsayımları dışarı çıkarttığımızda geriye kalan dörtte üçlük kısım nefsül emrle örtüşen. Bu nefsül emr nerede? Tuğsi bunun peşine düşüyor aslında. Nefsül emrin kendi kendine kain, kendi kendine var olan bir şey mi yoksa başkasıyla var olan bir şey mi olduğunu araştırıyor. Neyse birçok analiz yapıyor. Diyor ki bu kendi kendine var olamaz. Yani bu bir şeyle birlikte kain. O zaman bunun kain olduğu mahalli ne? Bitiriyorum. Bunun mahallini araştırırken o kadar uğraşmış bir şey de yapamıyor ama faal akıl desi bir hal. El aklu el küllü diye bir tabir kullanıyor. Bu bazen bir metinde bu aklın küllü diye geçiyor. Yani bir metinde bütünün aklı diye çevireceğimiz şekilde geçiyor. Bir metinde de bütün akıl diye geçiyor. Yani el aklul kül. Benim tahminim bu el aklul kül olması lazım. Sıfat mevsuf gibi. Bu el aklul kül ne? Şunu diyorlar. Dini bir terminolojide, Kur'an'ın terminolojide levh-i mahfuza karşılık gelen bir şey diyorlar. Yani kuruyor, yaşıyor, doğuyor, her şeyi içinde barındıran bir bilgi kaynağı. Bu nefsül emrin mahalline, yani nefsül emrin yer aldığı, bu şeylerin kendinde dosdoğru bilgisinin yer aldığı bu mahal Tanrı olamaz. Allah vacib vücut olamaz diyorlar. Çünkü vacib vücut da bölünmeye, parçalanmaya yol açıyor. Birlik var orada. Bu o zaman ne olabilir? Bu olsa olsa bu akımlar silsilesinde bir yer olabilir. Tuğsi bunu doğrudan faal akıl denilmiş ama öğrencisi Hilli bunu demiş ki bu bunun Şerhül İşarat diye kitabında da atfı var. Bunu diyor benim üstadım Tuğsi böyle kabul ediyor ama ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum diyerek bir tartışma başlıyor ve Nefsül Emr üzerine o 3 sayfalık risale üzerine bir risaleler zinciri başlıyor. Bunların bir kısmı Osmanlı'da. Bir de Nefsül Emr risaleleri var. Zihni varlık risalelerinin dışında. Onlarda hususi çalışacak adaylar bekliyor, araştırmacılar bekliyor. Hem mantık bilecek, hem epistemoloji, hem metafizik bilecek araştırmacılar bekliyor. Ben bu şekilde konuyu burada bırakıyorum. Teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir mesele ama ben ikinci turda şöyle bir soru soracağım. Siz onu düşünmeye başlayın hocam. Şimdi bu aslında klasik dönemde yani felsefe, kelam, tasavvuf içe geçmesinden önceki aktif akıl, pasif akıl meselesi. Faal akıl, heyvilani akıl tartışmasının, felsefedeki tartışmanın kelam, felsefe harmanlanması ama bir de tasavvufun işin içine girmesi. Mesele şu, ben bilgiyi dış dünyaya yönelerek duyular, akıl, hayal gücü vesaireyle soyutlama yoluyla mı elde ediyorum? Yoksa bilgi bana yukarıdan aşağıya hazır geliyor mu, gelmiyor mu? Yani keşfi, ilhami ile dinli bilgi denen meselenin tam da kendisi diye ben işte düşünüyorum. Ve bu aktualitesi olan bir şey biliyorsunuz. Şu son dönemde yaşadığımız ülkeyi gerçekten zora sokan bir takım olaylar var. Nedir o? Günde bilmem şu kadar kere şurayla görüşüyorum. Oradan doğrudan benim zihnime, gönlüme doğru geliyor filan meselesidir. Bu çok tehlikeli bir mesele diye ben düşünüyorum. Allah'ın verdiği aklı, önümüze serdiği kainat kitabını ilimle, bilimle, mantıkla okuyarak öğrenmek yerine sadece kalbimizi parlatalım, beynimizi cilalayalım, yukarıdan da bize hazır bilgi gelsin diye birilerine ipotek altına koyma meselesinin efendim biraz teknik tartışması gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Onu sonra cevabını alacağım. Efendim şimdi Taşköprüzade Ahmet Efendi gerçekten çok alanda kalem oynatmış, çok eser vermiş. Tipik bir ansiklopedik düşünür. Bu emek verdiği konulardan bir tanesi de bugün de bizim can alıcı sorunlarımızın başında gelen ahlak meselesi. Taşköprüzade bu meseleye nasıl yaklaşmış? Onun ahlak görüşü nedir? Değerli hocamız Müstakim Arıcı bu konuyu bize takdim edecekler. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, Muhterem TÜBE Başkanım, çok kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrencilerim, hepinizi en içten saygılarımla ve selamlarımla, hürmetlerimle selamlıyorum.
Yılda birkaç toplantıya katılıyoruz akademisyenler olarak. İlmi toplantıya çok fazla olmakla beraber. Bunların arasında şu ana kadar en büyük devuni hazzı duyduğum yer olarak Kastamonu'da bulunmayı söylemek istiyorum. Hususen ilk defa geldim. Dün 11 saatlik bir şehir turu yaptık. Değerli hocam, meslektaşı Fatma Zehra hocamızla birlikte. İlk olarak Taşköprü'ye gittik. 2008'de İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciliğimiz yıllarından beri duyduğumuz bir isim. Ama ilk defa yoğun bir şekilde 2008'de metinlerini okumaya çalışmaya başladığımız bir isim. Muhterem hocam İhsan Fazlıoğlu'nun ilim heyetinde az önce Murat Demirkol'un sunduğu zihni varlığı en az 10 arkadaşımızla birlikte okumaya çalıştık. Ve bunların hepsi şu an asgari doktor, doçent olarak görev yapmakta ve 1-2 sene bu metinle uğraşmaya çalıştık. Gerçekten kıymetli eserler veren bir isim. Ben 2013-2016 yılları arasında Taşköprü Zade Ahmet Efendi'nin Ahlak ve Siyaset Risaleleri üzerinde çalıştım. Bunların Arapça tahkiklerini ve Türkçe çevirilerini yaptıktan sonra doçentlik kitabı olarak da onun ahlak ve siyaset düşüncesi hakkında bir metin hazırladım. Bunların bir bilansasını burada el verdiğince, vakit el verdiğince sunmak istiyorum. Öncelikle ahlak konusu üzerinde biraz duracağım. Kısa kısa hemen başlayalım. Taşköprü Zade Ahmet Efendi, ben bundan sonra kısaca Ahmet Efendi demek istiyorum. Diğer ilim dallarının birçoğunda olduğu gibi kendisinden önceki yüzyıllarda üretilmiş bilgiyi harmanlayıp bir sentez ortaya koymaya çalışan ve bunu da bazı alanlarda mesela bu zihni varlık konusunda fevkalade başarıyla yapmış bir isim. Ahlak konusunda da aynı durumu görüyoruz. İslam düşünce tarihinde kendisinden önce üretilmiş olan farklı düşünce ve ekollerin birikimlerini çok başarılı bir senteze tabi tutmaya çalışıyor. Ahlakta bu nispeten bence daha iyi. Siyasette de ve bunun uzantılarını göreceğiz. Bunu özellikle başta söylemek istedim. Kelam, tasavvuf, felsefe başta olmak üzere birçok ahlak düşünce geleneğinden besleniyor ama bunların hepsini burada anlatma imkanı olmadığı için birkaç başlık halinde ahlak düşüncesini anlatacağım. Öncelikle ilimler üzerine yazdığı 4 eser var. Bunlardan bir ve ikincisi Miftahus Saade ve Saadetül Fahire. Bunun girişinde Medinetül Ulum adlı eser. Bunların girişinde bugün bizim bilim etiği dediğimiz ve eğitim adabı, eğitim ahlakı, eğitim felsefesi konularıyla başlıyor. Bunlara Fahri Hocam temas etti. Ben onun tebliğinde bunların olduğunu bilmediğim için, pardon Yavuz Hocam yanlış söyledim. Onları geçmek istiyorum. Ahlak düşüncesinin bir boyutu bilim etiği, ilim ahlakı diyoruz. Burada çok önemli bir şey bence var. Bir ilki olarak Taşköprü Zade Ahmet Efendi tabii ki hayatının büyük bir kısmı ilme adıyor ve cehd ve gayreti elbette ki çok önemsiyor tabii ki. Yani böyle oturduğu yerden bilgi benim zihnime aksın demiyor. Böyle bir düşüncesi yok. Onu özellikle zikretmek istiyorum. Hayatını ilimle geçirmiş bir isim. Ama bununla birlikte tasavvufi perspektifin de onun ahlak anlayışında ve bilim felsefesinde önemli bir yeri var. Miftahus Saadet'in söylediği şu cümle, el ilmu ibadetül kalp, yani bilgi, ilim veya bilim, bilim üretmek kalbin ibadetidir diyor. Fevkalade önemli bir slogan cümle olduğunu düşünüyorum bugünün bizlerin ve daha yolun başında olan bizlerin ve genç araştırmacılar için. Yani ilim, bilim üretmek, pozitif bilimlerde, mühendisliklerden, tıbba kadar bunu bu şuurla yapma noktasında Taşköprü Zade Ahmet Efendi bizlere önemli bir şey söylüyor değerli hocalarım ve öğrenciler. İkinci olarak Ahmet Efendi'nin ahlaka felsefi yönden nasıl baktığına temas edeceğim. Burada onun kaynaklarının İslam düşüncesinde gittiği yer Farabi ve İbn Sina. Fakat onların da en önemli buradaki selefleri Aristoteles, onun meşhur bilimler anlayışının bir uzantısı, pratik felsefe ve ahlak ve siyaset bu pratik felsefenin ve ev yönetimi üç ayağını oluşturuyor. Bu gelenek İslam düşüncesinde filozoflar kanalıyla özellikle ve daha sonra Gazali gibi alimler kanalıyla alımlanıyor ve devam ediyor. Taşköprü Zade Ahmet Efendi de bu geleneğin bir temsilcisi olarak ahlaka bir kere bir felsefi bir bilgi alanı olarak da bakıyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Böyle bir arka plan var.
İlimler üzerine yazdığı eserlerin pratik felsefe bölümlerinde ahlak gibi ilimleri şöyle bir tasnife tabi tutuyor. Yine az önce Yavuz Hocam temas etti. Asli ilimler ve tali ilimler şeklinde ikili bir ayrım var. Bu asli ilimlerin birinci ayağında ahlak duruyor. El yönetimi, tedbir ve menzil, bizim ekonomi de dediğimiz bir alan ve siyaset geliyor. Ve ahlaka tabii ki başka alanlar da var ama bunlardan bir tanesi de onun tasavvuf bir sufi gözüyle ahlaka baktığı konusu üzerinde de durmak istiyorum. Kendisinin tasavvufa irfan düzeyinde çok büyük bir ilgi duyduğu ortada. Yani yazdığı eserlerde bu her yerde karşımıza çıkıyor. Eşşekai-kun Numaniye, Miftah-ı Saade başta olmak üzere. Kendisi de bir bugün Evliyalar Diyarı diyebilen Kastamonu'dan çıkmış bir aileden geliyor. Fakat Osmanlı tarihi kaynakları, özellikle Şakayık'ın Numaniye'ye zehir yazan tarihçiler, Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin bir tarikat intisabı noktasında tartışmalar var eserlerde. Halveti olduğunu söylüyor bazı kaynaklar ama son dönemde yapılan doktora çalışmalarında herhangi bir tarikat bağlantısı olmadığı halde üst düzey bir tasavvuf, irfani bir tasavvufa ilgi duyduğunu kaynaklar söylüyor. En son Amerika'da yapılan bir doktora tezinde, yine bu bir arkadaşım tarafından yapılan tezde bu tartışmaya temas etti. Onu da burada zikretmek istiyorum. Fakat bu intisabın olup olmaması onun ahlak alanına bir sufi, bir arif olarak bakmasına elbette engel değil. Ve zaten bunu biz eserlerinde görüyoruz. Hem tarafımızdan yapılan ahlak risaleleri çevirilerinde hem de özellikle Miftah-ı Saade'nin bugün çok şey temas ettik. Onun son dönemi İslam tarihinin ünlü alimlerinden Gazali'nin İhya Ulumiddin adlı eserinin son bölümleri insan insanı helak eden, ahlaken helaka götüren mühlikat ve bir de onu ahlaki kurtuluşa götüren münciyat dediğimiz iki başlık var. O iki başlığın bir özetini sunuyor bizlere ve dolayısıyla bir Gazali'ci bir alim olarak 16. yüzyılda ahlaka böyle bir sufi gözüyle bir bakışta kendisini görüyoruz. Şimdi Hüseyin Hocam 12 dakikam kaldı, oradan görüyorum, doğru değil mi? Kalan süre içerisinde Ahmet Efendi'nin siyaset düşüncesine nasıl baktığına da biraz temas etmek istiyorum. Kendisi bir süre bir bürokrat olarak da görev yapmış. Bugün bürokrat diyoruz, kalemiye sınıfı. Hayatının büyük bir kısmını medresede geçiriyor ama hem Bursa kadılığı hem de İstanbul kadılığı onun bürokrasi tecrübesi için önemli. Ve bunun dışında da zaten özellikle payitahtta bulunduğu yıllar Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar olduğu dönem ve bu dönemde oldukça fazla siyaset metni yazılıyor. Önceki yüzyıllarda yapılmış Arapça ve Farsça eserlerin Türkçe çevirileri, Osmanlı Türkçesine çevirileri 16. yüzyılda gerçekten zirve yapıyor adet olarak ve nitelik olarak. Ve ayrıca yeni telifler de yapılıyor. Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin bu konudaki tavrı önceki yüzyıllarda yapılmış çalışmaları yine bir hülasasına çıkartıp farklı farklı metinlerden böyle bir eklektik, yani sentezci bir siyaset düşüncesi ortaya koymak. Siyaset konusunda söylediği şeylerin ben tabii ki burada vaktiniz çok çok sınırlı ama bugüne de yine oldukça karşılığı gelen ifadelerinin, düşüncelerin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir Osmanlı alimi, bir müderris ve bir kadı olarak felsefi konulara, tefekkür alanına çok geniş bir zaviyeden bakması hakikaten bizim gibi araştırmacıları en çok cezbeden yanlarından bir tanesi. Şimdi bunu siyasette ki kaynaklarına temas ettiğimizde daha iyi anlayacağız yani bu söylediğim şeyi. Çok geniş bir perspektiften bir siyaset okuması var Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin. Bir kere felsefi kaynaklar noktasında zaten akıp gelen bir düşünce geleneğimiz var. Onun yetiştiği dönemde de İslam düşüncesinde İslam filozofları özellikle Farabi siyaset düşüncesinin en büyük ismi. Ondan sonra Nasrettin Tusi gibi isimler. Bu gelenekten devam eden bir metin yazımı, tartışma geleneği var. Ahmet Efendi de onlar üzerinden Yunanlı filozoflara gidiyor. Doğrudan
Aristoteles, Platon okuması yapmıyor. Herhangi bir kaynakta böyle bir şeye ulaşamadık. Ama bu zaten de gayet normal çünkü Aristoteles'in, Platon'un eserleri Hicri 3. yüzyılda yani 800'lü yıllarda Arapçaya tercüme ediliyor. Arapçaları o dönemlerde ellerde, sonraki yüzyıllarda da ellerde. Sonraki filozoflar Farabi, İbn Sina gibi isimler bu metinleri alıp yeniden ürettikten sonra zaten sonra gelenler artık onların metinlerine çok bakma ihtiyacı duymuyorlar. Tabii ki bakanlar yine oluyor ama büyük oranda büyük filozofların eserleri üzerinden tartışmalar devam ediyor. Bu noktada da bu isimlerden haberdar, birazdan göstereceğim. Üsküp'te müderrisken yazdığı bir alimler, filozoflar tarihi var. Nevadirul Akbar adlı eser. Onu da bu siyaset felsefesinin en büyük metinlerine temas ediyor. Mesela Platon'un devletine ve yasalarına, Aristoteles'in Nikomakos'a etiğine ve Aristoteles'in politikasına, ki bu eser Arapça'ya tercüme edilmemiştir. Bunların Arapça tercümeleri, kimler bu tercümeleri yapmıştır gibi yer yer onların bazı sonraki kaynakların aktardığı teorilerine temas ediyor. Bu bahsettiğim eser Nevadirul Akbar, ilgili yerler, atıf yaptığı yerlerden şöyle bir iki tane örnek gösterdim. Burada Ahmet Hocam'a küçük bir soru sormak istiyorum. Ahmet Sururi Hocam 2000 yılından beri Taşköprüzade Ahmet Efendi çalışıyor. Biz de yer yer kendisine soruyoruz. Bu ben kendi el yazması diyebiliyorum ama Ahmet Hocam Nevadirul Akbar'ın tek nüshası Üsküp'te müderrisken yazdığı. Bilmiyorum doğru mu? Ya da oğlu tarafından yazılmış olabilir. Çok benziyor yazılar. Bu metinde işte az önce bahsettiğim atıflarını yapıyor kendisi. Şurada da metni bitirdiği tarih ve bitirdiği yer Üsküp'te, Üsküp şehrinde falanca tarihte bitti diye bir kayıt düşüyor eserin sonuna. Yani İslam filozofları öncesinden gelen bir Aristo, Platon okuması var. Onun kaynağı sonraki filozoflar, özellikle Nasırüddin et-Tusi, 13. yüzyılda yazılmış Farsça Ahlak-ı Nasiri üzerinden bu isimlere gidiyor. Doğrudan kendilerini kullanmasa da. Aristoteles'e ait olduğu kabul edilen yüzyıllar önce ama ona ait olmadığı bugün müsellem olan Sırrül Esrar adlı bir ahlak, siyaset ve başka yönleri olan bir eser var. Bu eser çok takdir görüyor. Osmanlı Türkçesine çevriliyor. Yine Hicri 3. yüzyılda 800'lerde Arapçaya tercüme edilmiş bu eseri Taşköprüzade Ahmet Efendi'nde atıflar yaptığı, o eserin bazı parçalarını uzun alıntılar şeklinde kullandığını, iktibas ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu kaynaklar arasında felsefi ahlak, felsefi siyaset düşüncesi, siyaset felsefesi noktasında kaynaklar çok fazla. Bunların hepsini tek tek söyleyemiyorum. Yer yer bahsettik. Razi, Fahrettin Razi, yine ahlakta temas ettiğim isim Gazali. Tabii ki en önemli kaynağı diyebiliriz. Şimdi siyasete bir felsefi bakış var. Bunun dışında siyaset çok yönlü bir okuma. Burada yine hayattan öğrenciler var. Onlar daha iyi bilecektir. Kelam arkadaşlar, değerli hocalarım, İslam inancını rasyonel temelde savunan, İslam itikadının ilkelerini ispatlamaya çalışan bir ilim dalı olarak ana hatlarıyla ifade edecek olursak, bu kelam ilminin yazıldığı, bu ilimde yazılan metinler, özellikle Hicri 4. yüzyıldan yani 900'lerden itibaren Sünni alimlerden İmam Eş'ari'nin bir eserinden itibaren bu kelam kitaplarının sonunda siyaset konusu da tartışılıyor. Daha önce Şia'nın, Mutezile'nin tartıştığı konu Sünni alimler tarafından da tartışılıyor. Yani devlet neden gerekli sorusu çok önemli. Buradan başlıyor. Devlet neden var? Devlet olmalı mı daha doğrusu? Devlet olmalıysa neden olmalı? Bizim Türk düşüncesinde atasözleri ve gündelik hayatta kullandığımız deyimlerden bir tanesi var. Ya devlet başa ya kuzgunleşe diye meşhur bir cümle. Bunun yani bir alim ve filozof, kelamcı olarak çok celbedici bir okumasını görüyoruz Gazali'de özellikle. Gazali'nin El-İktisat Fil-İtikad adlı kelam kitabında, sonra Seyyid Şerif Cürcani'nin El-Mevakıfında, Şerif'in Mevakıfında. Devletin gerekliliği fikriyle başlıyor. Sonra devlet başkanı nasıl tayin edilir, nasıl belirlenir gibi önemli siyaset felsefesi sorularını soruyor kelam alimleri. Taşköprüzade Ahmet Efendi de yazdığı bir tek nüshası günümüze ulaşan kelam eseri olan El-Mealim'de, ki Ahmet Sürri hocamız tarafından doktora tezinde tahkik edildi,
O metnin son kısımlarında bir kelamcı gözüyle siyaset konusuna temas ediyor. Ve burada da az önce söylediğiniz çerçevede devletin gerekliliğini Sünni düşünce bağlamında savunuyor. Nasıl bir devlet başkanı olmalı, onun özellikleri nelerdir, nasıl belirlenmeli şeklinde burada bir okuma yapabiliriz bu eserin sonundaki bahislerde. İmamet Arapçada bu başlığına da, yani devlet başkanlığı demek. Ahmet Efendi'nin bu eserin sonu bir kelamcı gözüyle siyaset konusunu bizlere özetliyor. Bunun dışında tabii kendisi müderris ve kadı. Yani İslam hukukunu belli bir seviyede bilmek gerekiyor ki kadı olmak lazım. Hele ki Bursa kadılığı ve yani 16. yüzyılda İstanbul kadılısı olmak için bayağı bir ileri derecede fıkıh bilgisi gerekiyor elbette. Hüseyin Hocam buna temas etti arada. Onun eserlerinde yine İslam hukuku ekseninde siyaset konusunda nasıl yaklaştığını da göreceğiniz pasajlar var. Özellikle Miftah-ı Sahabe'nin siyaset bölümünde sultana karşı uyarıları çok dikkat çekici. Yani bir hukukçu orada filozof ve kelamcı dilinden bu sefer hukukçu diline geçiyor bir fakir olarak. Siyasetü şer'iye deniliyor bunu Arapçada. Şer'i siyaset, yani fıkhi siyaset diyoruz biz buna. İslam hukukunda siyaset. Orada 4-5 sayfalık bir bölüm var. Burada sultanın nasıl devleti yönetmesi gerektiği, şer'i hukukun dışına çıkmaması, şer'i hukuka bağlılık ekseninde devleti yönetmesi gerektiği ile ilgili uyarıları ve bunu da 16. yüzyılda yapması fevkalade önemli. Sayın Rektörümüzün söylediği gibi yani ulemanın duruşu noktasında orası çok örnek bir pasaj, bir metin, 4 sayfalık bir bölüm. Bunu da özellikle orada daha genişçe buluyoruz. Başka metinlerinde de böyle bazı pasajlar olarak bir fakih olarak, bir hukukçu olarak siyasete nasıl baktığını okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ve özellikle 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da yaşamış önemli bir Sufi Necmettin Dağı var. Onun Mirsadül İbad adlı bir Farsça eseri var. Sufi bir siyaset, Sufi perspektifinde yazılmış bir siyaset metni. Osmanlı Türkçesinde birçok kez çevriliyor bu eser. Ve Muhiddin İbnül Arabi'nin Tedbiratül İlahiye adlı bir eseri var. Yine siyaset tartışmaları yapan bir eser. Bu iki metinden sonra ki o tarihe kadar tasavvuf tarihi çalışan araştırmacıların söylediği bir şey, Sufiler pek siyaset konusunu tartışmıyorlar. Ama bu iki metinden sonra özellikle 13. yüzyıldan itibaren özellikle Osmanlı'da daha sonra çok örneğini görüyoruz. İsmail Hakkı Bursevi bunlardan bir tanesidir. Bir Sufi gözüyle tasavvuf tartışması yapıyor. Tabii o vahdeti vücut perspektifinde bunu yapıyor. 14. yüzyılda yaşamış bir başka isim Hemedani adlı bir alimin Farsça bir eseri var, Zahiratül Müluk. Bu iki eserden sonra, yani İbn-i Arabi ve Dahi'den sonra üçüncü bir metin. Ahmet Efendi de bu bağlamda, yani bu iki isim artı üçüncü olarak Hemedani'nin eseri Zahiratül Müluk bağlamında bu geleneğin bir devamı olarak bir Sufi gözüyle siyaset tartışmasına da giriyor. Aslında eseri bu Zahiratül Müluk'un risalelerinden bir tanesi, Arapça'ya çeviriyor onu. Farsça metnin Arapça çevirisi. Büyük oranda yani %95 oranında cümleler Zahiratül Mülük müellifine ait. Taşköprü Zade Ahmet Efendi'nin söyledikleri arada çok böyle kısmi şeyler. Ama bu şunu gösteriyor. Burada kendisi çok fazla bu Sufi siyaset cümlesi üretmese de o geleneği kabul ettiğini gösteriyor. Yani bir Sufi gözüyle bir siyaset okuması yapıyor. Bu eserde Türkçe çevirme nasip oldu. Ahlak ve Siyaset Risaleleri adlı eserin içerisinde. Dolayısıyla bir siyasete böyle bir bakışla görebiliyoruz. Tabii bu bakış zaman zaman oldukça siyaseti idealize eden ve günün realitesinden kopmayı da beraberinde getirebiliyor. Yani pek de uygulanabilir olmayan bir takım tavsiyeleri de bu eserlerin içerisinde görebiliyoruz. Onu da burada ifade etmek lazım. Ki burada tabii daha çok biz olumlu anlamda bahsediyoruz ama eleştiriye de tabii ki mutlaka tabi tutmamız gerekiyor Ahmet Efendi'nin bazı görüşlerini. Ve siyasetname literatürü bağlamında da bu geleneğin bir devamcısı olduğunu görüyoruz eserlerinin.
Hocam bir iki dakika müsaade alabilir miyim? Şurada bir başlığım var. Buradan da birkaç slide gösterip bitirmek istiyorum. Evet, şimdi siyasete bir bilim olarak mı yoksa geniş bir siyasal bilimler alanı olarak mı bakıyor? Bu da önemli bir soru. Siyasetle ilgili bir tanımı var tabii. Siyaset ilmi ona göre liderlik çeşitlerini, yönetim türlerini, siyasal ve toplumsal grupları ve bunların durumlarını yönetilmeleriyle nasıl yönetileceklerini göstermeyi sağlayan bir ilim konusunu da anlatıyor. Özellikle faydası mesela bu. Faydası erdemli toplumlar inşa etmektir. Ona göre siyasetin faydası bu olmalı. Siyasetin maksadı bu olmalı. Siyasetin bilimler arasındaki yeri yukarıda bahsetmiştik. Pratik felsefenin bir ayağı oluyor. Ve bu ilimleri tamamlayan ilimlerden bahsediyor. Dört ilim. Hükümdarlık adabı, vezirlik adabı ilimleri. Muhtesiplik adabı. Bugün hem çarşı pazarı gezen zabıtalı ilmidir hem de bir anlamda ahlak zabıtalıdır. İlmin ihtisap. Bunu da siyaseti tamamlayan ilimler bağlamında zikrediyor. Ve ordu yönetme ilmi. Ordu yönetimi başlı başına bir sanat. Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin burada tabii o gelenekten besleniyor ama çok çok önemli şeyler söylediğini ben düşünüyorum. Yani bir medrese alimi gözüyle asla bakılamaz şurada söylediği şeyler. Geniş bir siyasal bilimler okuması yapıyor ve siyasal bilimlerin siyasetin bir sürü alt ilimden özellikle silah teknolojisi, savaş taktikleri, askerin teçhizatı, eğitimi bulan her birisi ona göre bir bugün ilim demek belki yanlış olabilir. O ilim diyor bir sanat, bir teknik. Bunların hepsini ayrı ayrı yerler açıyor Ahmet Efendi ve işte savaş aletleri yapımı ilminden bahsediyor. Orduyu yönetme ilmi, ordunun savaşta yürümesi bile ona göre bir ilim ve teknik işi. Bunu nasıl yapılacağı gayret gösterilerek olacak bir şey. Evet. Birkaç şey daha vardı ama vaktinizi ben ilaveten de kullandım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet efendim. Son sunum Fatma Zehra Pattabanoğlu hocamız tarafından yapılacak. Sonrasında soru cevap faslımız var kısa. Bir özetleme yapıp hocalarımızın görüşlerini de alarak bitireceğiz. Sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın rektörüm, sayın TÜBİTAK başkanım, sayın akademisyen arkadaşlar ve sevgili öğrenciler. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve sabrınızın sonuna kadar 2,5 saat oldu. Bu sürede bu kadar ağır konuları dinlemek kolay bir şey değil. O yüzden bir kere daha öğrencilerimizi tebrik etmek istiyorum. Alkışlıyorum. Benim anlatacağım konu Taşköprüzade'nin felsefe, kelam ve tasavvufa bakışı. Son bir gayretle bunu dinlemenizi sizden talep edeceğim. Çünkü bu alan hem çok geniş, 20 dakikada anlatılması mümkün olmayan bir alan olmakla birlikte en azından Taşköprüzade'yi bu üç alanı birleştiren Osmanlı düşünürü olması bağlamında anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bu üç alanı biz nasıl algılayacağız? Buna dair bir söylem zikretmek gerekiyor. İslam düşüncesinde Gazali ile başlayan felsefe karşıtı eleştiriler Fahrettin Razi ve sonrasında yapıcı incelemelerle farklı bakış açısının görülmesini sağlamıştır. Bu çalışmalar İbn Sina felsefesinin Osmanlı'ya aktarılması ve daha sonraki süreçte felsefe, kelam ve teorik tasavvuf etkileşiminin Osmanlı düşünce dünyasının devamlılığının anlaşılması bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Taşköprüzade de bu bağlamda Miftah-ı Sade adlı eserinde bu ilimler tasnifinde üçlü taksim yani İslam düşüncesinin bu üç alanına dair görüşlerini ayrıntılı bir şekilde resmetmiş. Hatta eserlerinde de gerek felsefe gerek kelam ya da tasavvuf alanında çok önemli bilgileri bize nakletmiştir. Bu bağlamda özellikle bu üç alanın nasıl anlaşılmasına, nasıl anlayacağımıza dair bir sunum yapmak gerektiğinde şu açıklamaları bilmek zorundayız. İlki, İlimler taksimini ve bu ilimler taksiminde felsefeyi, kelamı ve tasavvufu nereye yerleştirdiği,
eserlerindeki kavramları, problemleri, özellikle müstakil risalelerinde nasıl ele aldığı. Bunun haricinde yine Miftah-ı Saade'de özellikle bu bilimlerin tarihselliğini ve bilgileri bağlamında nasıl ele aldığını, yine Şekait'te alimler ve arifler ayrımında hem felsefe, hem kelam, hem de tasavvufa nasıl yaklaştığını ve bunun haricinde de yine kendi düşüncelerini, özellikle yine Mevzuat-ı Ulum'da nasıl dile getirdiğini bilmek gerekiyor. Bu bağlamda Taşköprüzade özellikle şimdiye kadar hep bilimler taksim anlatıldı, ilme nasıl baktığı anlatıldı. Benim burada söyleyeceğim şey özellikle metodu bağlamında. Taşköprüzade hakiki ilimleri bu bağlamda iki metot çerçevesinde incelenmesi gerektiğini bize anlatıyor. Bunlardan birincisi düşünme ve akıl yürütme dediği yol. İkincisi de tasfiye metodu, yani keşf metodu. Ve bunun haricinde daha önce Yavuz Hoca'nın da söylediği gibi faydalı ilimler ve zararlı ilimler bağlamında hemen hemen her ilim için fayda ve zarar butonu açıyor. Bu da hem felsefe, hem kelam, hem de tasavvuf için geçerli. O alanda da neler söylemiş anlatmaya çalışacağım. Felsefeye geldiğimizde özellikle sadece felsefe eseri değil, kelam eserlerinde ve tasavvuf eserlerinde biz yine felsefi literatürü buluyoruz. Keza kelamla ilgili bir çalışma yaptığımızda yine bu üç alana bakmak gerekiyor. Aynı şey tasavvuf için de geçerli. Hocaların özellikle kelamla ilgili bayağı açıklama yapıldı. Bu alanda çok fazla bir şey nakletmeyeceğim. Daha çok felsefe ve tasavvuf alanıyla ilgili bilgileri vermeye çalışacağım. Burada eserleri, özellikle müstakil eserleri ve ilimler taksim bağlamında kaleme aldığımızda felsefe ilmini nereye koyuyor? Daha önce anlattığımız üzere ne demiştik? Taşköprüzade ilimleri 7 büyük dev ağaca benzetiyor. Onlara da devha adını veriyor. Ve bu 7 önemli alanı tekrar ikiye ayırıyor. Bu iki alanı da birinci taraf ve ikinci taraf ayrımında bulunuyor. İlk altı taraf, birinci taraf dediği kısımlar zahir alan dediği, yani dış ilimler diye bizim anlatabileceğimiz. Diğer alanda batın ilimler, sadece tasavvuf ilimlerini kapsayan. Bu da enteresan bir yaklaşım. Özellikle şu açıdan Hüseyin Hocam'ın da söylediği, belki soruya açıklık getireyim bilmiyorum. Öncelikle şu ifadeyi de kullanıyor. Diyor ki, ikinci tarafa geçmek ancak diyor birinci tarafı bilmekten geçiyor. Yani hem akli hem dini ilimleri bildikten sonra batıni ilimle meşgul olma gerekliliğinin altının çizilmesi belki bugünkü problemleri de anlamak ve anlatmak bakımından önemli diye düşünüyorum. Tekrar felsefeye geçtiğimizde felsefe alan için bu dördüncü ve beşinci devhada felsefe ilimlerine yer veriyor. Dördüncü devhada felsefe ilimlerinin teorik alanında, beşincisinde de Müstakil Hocam'ın anlattığı ahlak alanı, yani pratik felsefe alanını bize sunmaya çalışıyor. Özellikle birinci kısım teorik felsefe genellikle gelenek üzerinde işte metafizik, matematik ve fizik olarak verilir. Taşköprüzade bunları ona çıkarıyor ve özellikle her bilimin bir alt dalını veriyor ya da şimdi ona yan dal da diyebiliriz. Bu da başlangıçta hani söyledik ya, kocaman bir dev ağaç diyor. İşte o ağacın dallarını, budaklarını tek tek ayrıntılı bir şekilde bize sunuyor. Ben ayrıntısına girmeyeceğim. Şeye geldiğimizde, beşinci alan pratik felsefeye geldiğimizde orada da yine yine geleneğe uyarak Aristoteles'ten itibaren ahlak, ev yönetimi ve siyaset bağlamında ve ona yine dördüncü bir alan daha ekliyor hocamızın anlattığı üzere. Bundan sonra yine Sokrat'tan başlayarak Platon, Aristoteles gibi antik çağın filozoflarını anlattıktan sonra Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd üzerinde durarak onların eserlerini bize naklediyor. Hatta Gazali'nin Farabi ve İbn Sina'ya yönelttiği tekfir konusunu da burada not alıyor. Ama bu nottan sonra ayrıntılı bir bilgi de bize vermiyor. Ya da mesela kendisinin buna taraf olduğuna dair bir ifade kullanmıyor. Bunun haricinde özellikle felsefenin kaynağı olarak her mesleğe bilinen
İdris peygamberi felsefenin kanlı olarak görmesi bağlamında da Süheyerdi'ye benziyor. Hatta biz bu bağlamda meşrai ve işraki felsefe ayrımında belki Taşköprüzade'nin işraki felsefe alanında incelenebileceğini belki söyleyebileceğiz. Çünkü kendisi daha çok bu işraki filozofları şiddetle övüyor. Onların içerisinde bu felsefeye dair tanımlamayı Hikmetü Zevkiye diye isimlendiriyor. Buna benzer bir taksim Süheyerdi'nin Hikmetü İşrak adlı eserinin başında da var. O daha 7 grup halinde veriyor ama burada özellikle Süheyerdi'den sonra Sadettin Konevi'nin ismini vermesi, Kutbettin Şirazi'nin ismini vermesi ve daha sonra Bursa'da Şemsettin Fenari'yi, İran'da Mevlana Celaleddin Devran'ın ismini vermesi bağlamında işraki felsefeye önem verdiğini anlıyoruz. Bunun haricinde felsefeye yönelttiği eleştiriler ne ya da yöneltilen eleştirileri nasıl karşılamış? Bununla ilgili kendi sunumunu ben size aktarayım. Felsefe ilimlerinin dini ilimlere muhalif olduğu zannetmemelidir. Öyle değildir. Birbirine muhalif görünen meseleler basit meselelerdir. Sayıları çok değildir. Bazı meseleler görünüşte çatışıyormuş gibi olsa da derinlemesine araştırıldığında din ile felsefenin muvafık ve uygun hatta aynı olduğu anlaşılır diyor kendi söylemiyle. Ve yine bir başka yerde felsefe ilimlerle uğraşanların çoğu doğruyu yanlıştan ayıramadıkları için felsefeye olumsuz bakılmaktadır diyor. Yani burada meseleyi felsefenin kusuru olarak değil, felsefeyle uğraşanların kusuru olarak görüyor. Yine Taşköprüzade'nin felsefeye dair düşüncelerinde İhlas Suresi'nin tefsirinde özellikle Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda kullandığı terminoloji önemli. İbn-i Sina'dan itibaren devam eden bu felsefi tefsir çalışmaları bize felsefi düşüncenin Kur'an-ı Kerim üzerinden nasıl okunduğunu göstermek bağlamında önemli. Burada özellikle Taşköprüzade muhaddisler, müfessirler ve mütekellimler, hatta burada muhakkık mütekellimler ifadesini kullanıyor. Daha sonra mütekellimler içerisine felsefi terminolojiyi katıyor. Burada üzerinde durmadan vakit yok çünkü sadece hangi felsefi kavramları kullanmış onları söylemek gerekirse mesela sudur kavramını İhlas Suresi'nin tefsiri yaparken açık ve net bir şekilde bize veriyor ve tanımını yapıyor. Hürriyet, hürriyet mutlaka, vücut, mahiyet, hakikat, vacip, mümkün, vacibi vücut, mümkün vücut, cevher, araz, madde, suret, mukavimat, cins, fasıl, mevzu, mahlul, ihtas, şeyiyet ve ayağını sabite gibi kavramları burada değerlendirmesi önemli. Tabi meseleyi anlamak için her bir kavramı tek tek değerlendirmek lazım. Kelama bakışına geldiğimizde onu da biraz önce bahsettiğimiz 5. şu devhadan sonra ele alıyor. 6. devhada. Onu da dini ilimler başlığı altında usulü din adı altında bize sunmaya çalışıyor. Hatta kelamın metafizikle yan yana olduğunu, birlikte çalıştığını, aynı konuları ele aldığını, sadece metodolojik bağlamda farklılıkları olduğunu, birisinin şer'i ilimlerden faydalanırken felsefenin akıldan yola çıktığını bize anlatmaya çalışıyor ve daha önce hocalarımızın anlattığı üzere hem eserleri hem de bilgileri bize ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Daha sonra özellikle hani kelamdaki eleştiriler ne? Onun üzerinde durayım. Mesela burada diyor ki kelamda konuşmanın 3 diyor sıkıntısı var. Yani kelamdaki problemlerin. Bunlardan bir tanesi kelami konuların Kur'an ve sünnete uygun düşmeyen meselelere dahil edildiğinde diyor sıkıntı doğuyor. İkincisi Mutezile, Mucize ve Rafiziler gibi kelamda bidat ehli dediğimiz bu düşüncelerin kelami konuları eleştirel duruma götürdüğünü söylüyor. Üçüncü olarak da cedel metodunu burada eleştiriyor. Yani bunu da şu bağlamda eleştiriyor. Diyor ki kelam ilminde muhatabını yenmek ve hasmına galip gelmek için çok büyük arzular olduğunda da kelam ilminin eleştirilme durumu söz konusu diyor. Bunun haricinde biraz önce de bizim için burada ne önemli dersek hani Eş'ari mi, Maturidi mi bu bağlamda hocamız söyledi. Eş'ari çizgi içerisinde biz Taşköprüzade'yi görüyoruz. Ama bu şu demek değil, yani Maturidi ile ilgili bazı noktalar, özellikle teklifi malavitak konusunda yine aklen Allah'ı bilme konusu noktasında, vacip olduğu noktasında Maturidi gibi düşünüyor diyelim. Bunun haricinde tasavvufa geçmeyi düşünüyorum.
zamanı kullanmak bağlamında. Burada da özellikle Şakaik adlı Osmanlı bilginlerinden bahsederken biraz önce söylediğimiz gibi hem bebesi alimlerini hem de tekke ulemasını bize ayrı ayrı sunuyor. Bu da onun medrese ile tekke arasında kurmaya çalıştığı, biz ona işte felsefe, kelami ve yine tasavvuf bağlamındaki bütünleşmeyi göstermesi bağlamında önemli görüyoruz. Dolayısıyla burada özellikle kimlerle görüşmüş ve kimlerle muhabbet içerisinde bulmuş, bunlara atıf yapmak gerekiyor. Mesela Elvan Çelebi ve Geyitli Baba'yı ziyaret etmiş. Kadınlığı zamanında Nakşibendiye'den Şehzade Muhittin Mehmet Efendi ile, Bayramiye'den Şeyh Bahattinzade ile müzakere etmiş, Zeyniye'den Nebi Halife ile muhasebe etmiş ve özellikle Şakaik'te arifler bağlamında o kadar fazla neredeyse alimlerden de çok diyebileceğimiz derecede ariflerden bahsediyor. Mesela işte Ödebali'nin Bursun Fakir, Ahir Evren, Karaca Ahmet, Abdal Musa, Toklu Baba, Tapduk Emre'yi sevmeyen Hacı Bayram Veli gibi pek çok kendisinin de şeyh ya da veli olduğunu söylediği kişilerden bahsediyor. Bu bağlamda yine bir noktaya varmak gerekirse Nakşibendi Halveti, çünkü eserle pek çok yapılan çalışmalarda buna dair söylemler var. Biz de eserlerinden çalışılan eserlerden yola çıkılarak bu konuda kesin bir söylem içerisinde bulunamıyoruz. Ancak biraz önce yaptığımız taksime bakarak tasavvufu devhalarda demiştik ya ikinci alana koyuyor. Yedinci devhada tasavvufu değerlendiriyor. Ve burada da dört büyük alana ayırıyor tasavvufu. Diyor ki bunlar ibadat, adat, mühikat ve minciyat. Bunlar ne demek? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Özellikle minciyat konusunun ve mühikat konusunun ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Minciyat insana kurtuluş yollarını gösteren alan Taşköprüzade'de. Burada özellikle uzlet konusu üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruyor ve uzletin de faydaları ve zararlarını bize sunuyor. Bu konuda çok önemli. Özellikle müntesip olan ya da işte tasavvufa ilgi duyanlar bağlamında. Diyor ki Taşköprüzade, özet çok önemli olmakla birlikte ibadet, tefekkür, boş zaman iyi kullanma, masiyet ve günahlardan kurtulma, fitne ve husumetlerden uzak durma gibi çok faydası var. Ancak diğer taraftan da diyor, özetin şöyle zararları var diyor. Mesela öğretme ve öğrenmenin olmaması, karşılıklı faydalanmanın sona ermesi, bayramlarda, cenazelerde, hastalıklarda, cuma namazlarında toplumla bir arada bulunamamaktan kaynaklanan ve burada elde edilen sevaplardan faydalanma durumundan dolayı uzletin çok uzun olmaması gerektiğini bir şekilde bize sunmaya çalışıyor ve uzlet adabını da vermeye çalışıyor. Mürkat konusuna geldiğimizde burada da insanın helak olabileceği noktaları veriyor ve özellikle burada kalp, ruh, nefs ve akıl kavramlarını değerlendiriyor. Burada kalbin batıni askerleri dediği ruhu farklı şekilde benzetmelere tabi tutuyor. Özellikle burada diyor ki ruh hükümdar gibidir, ülkesi bedendir, veziri akıldır, şehvedi kölesidir, öfkesi emniyet müdürüdür diyor. Ve yine dört tane önemli kavram kullanıyor. Diyor ki İnsanın takibinde dört kavram vardır. Bunlar canavar, hayvan, şeytan ve Rabbani kuvvet diye bunları ayırıyor ve özellikle ahlak alanında erdemler konusunda bunların karşılıkları olan kavramlar var. Taşköprüzade'de bunu burada tasavvufi bağlamda bize sunmaya çalışıyor. Bunun haricinde muamele ve mükâşefe ilmi tasavvuf bağlamında önemli. Özellikle muamele ilmi kalp hallerini bilmek. Mesela bunlardan beğenilenler neler dersek sabır, şükür, haf, rica, züht, rıza, kanaat, takva, ihsan, cömertlik, hüsnü zan, iyi huy, sıdk, ihlas. Peki beğenilmeyen şeyler ne? Bunlar da diyor fakirlikten korkmak, kazaya rızasızlık, kin, haset, övünmeyi istemek, kibir, riya, aldatmak, kendini beğenmek ve dünyalık olmak gibi pek çok kavramı sıralıyor. Mükâşefe ilmine geldiğimizde burada da Allah'ın zat ve sıfatlarını bilmek,
peygamberin ve vahyin, meleklerin vesaire bununla ilgili pek çok konu zikrettikten sonra diyor ki özellikle nefsin alındırılması noktasında dünya kirlerinden kurtulunca insanın nefsi parlar ve anla gibi olur. Hakikat nurları onda yansır. İşte bu hiçbir ilim kitabında yazılmaz, dil ile bildirilmez, anlatılmaz. Ancak onu bilen ve hakikatleri anlayanlar anlatır diyor ve bu konuda da özellikle şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Allah'ın o kimseye verdiği bu küçük bu ilmi küçük görmemek lazım. Çünkü Allah o kişiye ihsan etmiştir. Bu ilim sıddıklar ve mukarrepler ilmidir diyor. Ve yine burada özellikle Cibril hadisinde var olduğunu söylediğimiz iman, İslam ve ihsan kavramlarının karşılığı olarak kelam içeriğinde metafiziği de dahil etmek gerekiyor. Daha sonra fıkıh ve tasavvuf ilimlerinin bunlara karşılık geldiğini söylüyor. Diğer taraftan ilmen yakin, hakkal yakin ve anal yakin tasavvufu kavramlarını özellikle ilmen yakinde rasır alimler ve tahkik seviyesine varan filozofları burada görüyor. Anal yakin dediği kısmı mütesavvuf veliler ve müteellif filozoflar şeklinde sunmaya çalışıyor. Buradaki müteellif filozoflardan kasıt yine işraki filozoflar. Üçüncüsünde hakkal yakin dediği kısım ise birlik ehli diye bunları tanımlıyor. Dünyanın ne fanisine ne de bakisine ilfet etmeyenlerdir şeklinde bir hiyerarşi sunuyor bize. Bu da özellikle Taşköprüzade'nin felsefi, kelami ve irfani işraki düşünceleri birlikte zikrettiğini söyleyebiliriz. Bunun haricinde Taşköprüzade'nin oğlu Kemalettin Efendi'nin uzunca bir ilimler bu tercüme yaptığı Mevzuat-ül Ulum'da giriş kısmında babasını şöyle tanımlıyor. Diyor ki, merhum babam anlaşılmayan ince bilgilere vakıf, tarikat ehlinin hallerine ve hakikate vasıl, arif bir kimse idi diyerek babasını burada arifler arasında tanımlıyor. Bunun haricinde Taşköprüzade'nin özellikle tasavvuf ilmini nasıl tanımladığına bakacak olursak şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki inceliklere, ilimde derinleşmiş hakikat sırlarına sahip olanlar özellikle bu konuda arif, mükâşefe ilmi, müşahede ilmi ve hakikatler ilmi bağlamında hareket ederler ve buna aynı zamanda veraset ilmi de denilir diyor. Ve özellikle tasavvufa dair yazdığı Beyan-ı Esra-i Hilafet-i İnsaniye ve Saltanat-ı Maneviye adlı eserinde bu ifadeleri insanla ilgili değerlendirmeleri yaparken tasavvuf penceresinden yola bakarak insanı değerlendirmeye çalışıyor. Bunun haricinde yine onun diğer bir tasavvuf eseri var. O eseri de Hakikat Mertebelerindeki İncelikler diye tercüme edilen eseri. Bunlar hep bunların edisyon kritiği yapıldı, tercümeleri yapıldı. Geçen sene çok güzel bir sempozyumla Taşköprüzade sempozyum yapıldı ve bunlar da proje olarak sunuldu. Taşköprüzade aslında 16. yüzyılın o kadar önemli bir ismi ki bugün bu defalarca zikredildi ama derslerde ben Taşköprülü öğrencilere sorduğumda ismini hiç duymadıklarını, Kastamonu'daki öğrencilerin ismini hiç duymadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla belediye başkanımız da burada olsaydı derdik ki işte hani burada salonumuza ismini verdik. Belki ne bileyim sokaklara da başka yerlere mutlaka Taşköprüzade'nin ismini verip yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Taşköprüzade gerçekten 16. yüzyılın bu üç alanında eklektik tarzda veren çok önemli bir düşünür. Bunun tabii ki eserleri yayınlandıkça daha fazla bu kufiyet artıyor. Dolayısıyla bu çalışmaların devam edilmesi ve desteklenmesi durumu söz konusu. İşte bu son eser, Hakikat Mertebeliği dediğimiz eserde de sadece bir tasavvuf sevdalısı değil, bunun teorisi de yapan bir filozof olduğunu görüyoruz. Burada da hakikatleri tıpkı İbn-i Arabi'nin geleneği şeklinde devam eden bu hiyerarşiyi şu şekilde sunuyor. Diyor ki, birinci makam, hakikatleri beş makama ayırıyor. Diyor ki, âlâm-ı sabitedir.
Burada Allah'ın ilmindeki mümkün varlıkların tayinleri vardır diyor. Meseleyi çok açmayacağım. İkinci olarak Cebelut alemi yani Melekut alemi, üçüncüsü Misal alemi, dördüncüsü Şehadet-i Mülk alemi, beşincisi de insanlık alemi diyor. Ve bu alandaki varlığın yani insanın neler yapması gerektiğini, nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini yine tasavvuf terminoloji ile sunuyor. Burada tekrar etmek gerekirse o halde taş köprüzade bu üç alanı da kapsayan ve özellikle birinci taraf ilimleri öğrenen kimse için ikinci tarafla ilgili bir yaşam tarzı gerçekleştirme isteğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Süren bitti herhalde. Herkese teşekkür ediyorum sadece için. Bütün panelist hocalarıma bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir toparlarsak, Taşköprülüzade yaşadığı dönemde kendisine kadar olan birikimi gerek kelam alanında gerek felsefe gerekse tasavvuf ve felsefeleşmiş tasavvuf alanındaki birikimi hepsini derleyen, toparlayan, eklektik bir perspektifle zaman zaman tercihler yapan ve bunu sonraki kuşaklara yazarak aktaran önemli bir şahsiyet. Bunu biliyoruz, bunu görüyoruz. Dolayısıyla geleneği temsil noktasında önemli bir örnek olarak Taşköprülüzade Ahmet Efendi'yi yeniden burada yad ettik, anlamaya çalıştık. Tabii Taşköprülüzade ansiklopedik eserler kaleme almış, vücuda getirmiş olduğu için ve bunları da kaynaklardan olduğu gibi aktardığı için hem aynı eser içinde hem değişik eserler arasında bir takım tutarsızlıkların, çelişkilerin olduğunu da görüyor ve biliyoruz. Ben şimdi bir özet yapıyorum. Siz ne dersiniz diye bütün hocalarıma soracağım. Ayrıca gerek son paylaşımda, sunumda, gerekse diğerlerinde ortaya çıkan bir durum var ki başlangıç itibariyle dini aşkla, şefkle, ihlasla, samimiyetle yaşamak ve bir ahlaki tekamül sağlamak niyetiyle ortaya çıkan tasavvuf, sonradan adı tasavvuf zaten başlarda bir zühd hareketi. Yani gelip geçici değerlere değil de daha kalıcı, daha ebedi aleme yatırım anlamına gelen değerlere önem verme tarzında ortaya çıkan tasavvuf, zühd hareketinin giderek tasavvufa, daha sonra da felsefi tasavvufa dönüşmüş olması Taşköprülüzade hemşehrimizde de çok açık, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada iki problem var. Bir, esasen bir ahlak hareketi olması gereken tasavvufun filozoflar gibi ve kelamcılar gibi epistemoloji ve ontoloji yapmaya başlaması. Bence sıkıntı burada diye görüyorum. Ontoloji yapıyorlar. Efendim işte alemleri ayırıyorlar, ayağını sabite vesaire vesaire. Bu bakıyoruz filozoflarda da aynı, ona tekabül eden ama adı başka olan bir takım kademelendirmeler var. Aynı şey efendim epistemolojide var. Şimdi birisi akıl nazar yoluyla araştırıp oraya varıyor, birisi ilham keşif yoluyla yine aynı şeyi söylüyor. O zaman fark nerede? Bence burada efendim gayet isabetle vurguladıkları gibi mühlikat münciyat diye işi orada tutmayıp alanı genişletmeleri, siz yaparsınız biz yapamaz mıyız diye bir yarışa girmelerinde gibi gözüküyor bana. Efendim tasavvufu kendi alanında tutmak, dini, peygamberin getirdiği ilahi hakikatleri içine sindirip özümsemek, o duyguyla, o şevkle yaşama meselesi olarak tutmak lazım, bir. İki, epistemolojik olarak efendim keşifti, ilhamdı, içe doğdu, kalbimi cilaladım, parladı, hakikatler yansıdı meselesi mantık kontrolünün dışına çıktığı için, tamamen sübjektif, kişisel bir alan olduğu için sorgulama, kritik etme, eleştirme şansımız kalmıyor. Ondan dolayı zaten bu insanlar bir de kendilerine müntesip olan hüsnü niyetle bağlanan insanlara efendim tamamen teslimiyet empozesinde bulundukları için çok kolay bir şekilde manipülasyona açık hale geliyor. Biz bunu tarih boyu yaşadık. Efendim işte işraki felsefe dediler, onun şeyhi olan Şihabettin Suhre verdiği siyasi
bir takım girişimleri dolayısıyla idam edildi, el maktul diye anılıyor. Niye? Çünkü adama tam teslim oluyorlar. Ne derse yapıyorlar. Bu niye böyle soran yok, eden yok. Sorsanız da anlamazsın. Bu bana geldi, özel geldi. Nereden? Levh-i Mahfuz'dan geldi. Allah'tan geldi. Peygamberle görüştüm, aldım. Ne diyeceksiniz adama? Nasıl ispat edeceksiniz görüşmediğini, etmediğini? Dolayısıyla bu bizim tarih boyu başarımız. Dolayısıyla böyle sübjektif, kontrol edilemeyen, sorgulanamayan, ölçülüp biçilemeyen, tartılamayan düşüncelere meydan veren bu meseleyi bizim açık yüreklilikle, tamam tarihi bir değerimizdir, büyüğümüzdür, hoş, şu, bu filan ama yeter be demek durumundayız diye ben düşünüyorum. Hocalarım ne der? Buyurun efendim. Üçer dakikada görüşlerinizi alalım ve toparlayalım. Sonra da arkadaşlarımızla, pardon, o soruları da alalım, sonra cevaplara geçelim. Buyurun. Eyvallah dersiniz. Teşekkür edersiniz. Bitiririz hocam. Evet. Öyle mi? Eyvallah. Tabii ben derinliğinden eminim de sadece şunu sorayım kısa olarak. Şimdi hocalarımızın hepsi cevaplayabilir. Zaten hepsini alakadar ediyor. Taşköprülü Zade Nasreddin Tusi'ye direkt atıf yapıyor mu? Bir de fikirleri onu muvafık mı, muhalif mi? Yani yorumları, tefsirleri Nasreddin Tusi ile alakalı nedir? Onu bir sormak istedim. Tabii çok teşekkür ediyoruz. Hocam burada ben sadece bir cümle söyleyeceğim, okuduğum cümleyi. Orada diyor ki Fahrettin Razi ve Gazali felsefe ile kelamı mezretti. Yalnız onların yaklaşımı eleştirel tarzdaydı, reddetmek bağlamındaydı. Ama Nasreddin Tusi bunu daha iyi başardı ve eklektik, yani hepsini bir arada mezrettikten sonra kelamın daha iyi bir şekilde yol aldığını söylüyor. Sadece bu cümlenin atını yapabilirim. Bu konuda kelamla ilgili Ahmet Hoca çalıştı. İsterseniz ama da duydu mu? Duydu. Devam edebilir mesele. Allah. Dinlemedi. Nasreddin, soruyu duydunuz mu? Duydum hocam. El Malim adlı eserinde Tusi'ye atıflar var hocam. Zihni varlıkta da. Hayır, şey anlamında benim kast... Yok, atıf olarak var. Onun malzemesini kullanarak var. Yorum yok. Malzeme olarak. O konuyu ele alırken oradaki paragrafları kullanması var ve dipnot olarak da kaynakça göstererek kullanıyor. Bu var. Tamam. Hocam ben bu sırada Sayın Rektörümüzün sorusuna kısa bir cevap vermek istiyorum. Taşköprüzade Ahmet Efendi'nin ahlakla ilgili önemli eseri Şerhul Ahlakıl Adudiye, yani Ahlak-ı Adudiye şerhi, İyici'nin Adudiye adlı, Ahlak-ı Adudiye adlı eserin şerhi. Orada kendisine hiç atıf yapmıyor Tusi'ye. Arapça bir eser bu ama Tusi'nin Ahlak-ı Nasiri adlı Farsça eserin yaklaşık %40 oranında, %50 oranında, yarı yarıya neredeyse özetlenmiş bir şey, büyük oran. Tabii ki aralarda yine kendi pasajları var, bu Ahmet Efendi'nin tarzı. Ama büyük oranda malzeme Tusi'den geliyor. Fakat atıf yok, onu da ifade edelim. Yok, hayır, zikretmiyor. Hayır. Ama tabii bu bugün için biz buna intihal diyoruz. Bu bilim etiği açısından bugün ciddi bir problem ama biz bunu İslam düşüncesi çalışmalarında kendi aramızda çok tartışıyoruz. Yani o dönemin perspektifine göre bu ulemanın kendi arasında bildiği bir bilgi. Ulemanın arasında dolaşan metinler, sahipleri biliniyor. Mesela Gazali'nin İhyasını özetliyor. Gazali'yi zikretmiyor orada. Bunu ulema nasıl olsa biliyor diye bugün böyle bir yorum var ama bu çok sahiplenici bir yorum. Bugün nasıl bir intihal varsa geçmişte de vardır diyen bir görüş de var. Böyle bir tartışma var. Onu da ifade edebiliriz. Birine ait değil mi o fikirler? Sadece Tusi'nin mi? Tusi'den önce İbn-i Miskeveh var, Gazali var, Razi var ama Tusi çok iyi bir özetleme yapıyor. Yani metnin ham hali ana şeyi Tusi, yani ana maddesi Tusi'den geliyor.
Mehmet Atalan İlahiyat Fakültesi Ahmet Surulu Hocama sormak istiyorum. Taşköprü Zade hakikaten eşari kültürü, eşari düşüncesi net bir şekilde görülebiliyor mu? Ama bir Hanefi ifadesini de isminin en sonunda gördüm. Hanefilikle ilgili bağlantısı nedir? Biraz açabilir misiniz? Teşekkür ederim. Şöyle söyleyebilirim hocam. Kültürel olarak gerek Osmanlı toplumu gerek uleması kültürel olarak Hanefi olarak görülüyor, kabul ediliyor. Biyografi kitaplarına baktığımızda o kişiler hakkında sonunda nisbesine geldiğinde işte hangi tasavvufi ekole sahipse yazıyor. Sonra da şeye geldiğinde Hanefi Maturidi yazılabiliyor ama o Maturidi dedikleri ulemanın neredeyse tamamına baksanız yazdığı eserler Eş'ari ekolden gelen eserler, Eş'ari bir metne şerh yazmış veya haşiye yazmış. Bu nasıl Maturidi'dir diye sorabilirsiniz. Aslında bir işin bu tarafı var. Bir de çok da bizim yaptığımız gibi keskin bir ayrımı yok. Yani biz şimdiden geriye doğru baktığımızda bir ayırıyoruz. Şu ulema, eşari bunlar Maturidi. Acaba öyle bir derdi var mı diye sorsak, bana sorarsanız yok. Kendisi diyor ki ben kelam alimiyim. Eşari çizgiden gelmişse bu düşünceler benimdir. Maturidi'den gelmişse benimdir. Nitekim yazdığı eserlerine detaylı bir şekilde baktığınızda veya bahsettiğim en-nalimi bu açıdan incelediğinizde Eş'ari görüşleri ön plana çıkardığı savunduğu yerler var. Maturidi görüşleri ön plana çıkardığı yerler var. Dolayısıyla şudur demek şey görmüyorum yani ama ben niye böyle bir vurgu yaptım? Hani soruluyor ya o açıdan veya geleneğin neresinde duruyor? Burasında duruyor. Ona dair de ipuçları sergilemeye çalıştım. İşte şey üzerinden, Miftah-ı Sade üzerinden. Orada bir kelam bahsi var. Kelam bahsinde Maturidi nasıl ele alıyor, Eş'ari nasıl ele alıyor? Kelam kitaplarını sıralarken hangi kelam kitaplarını sıralıyor? Bu açıdan baktığınızda bir çizgi var. O çizginin devamında duran bir alimdir. Bu şekilde hocam, rica ederim. Buyurun. Tabii. Son olarak şimdi genel kanaatler noktasında ben bir dakikayı aşmamak üzere bir paylaşımda bulunmak istiyorum. 2016 Kasım ayında Medeniyet Üniversitesi'nde Taşköprülüzade Ahmet Efendi paneli yapıldı. Ahmet Efendi'nin 20'ye yakın eseri Arapça tahkik ve Türkçe çevirileri yapılıyor. Bunların 6 tanesi şu an yayınlandı Medeniyet Üniversitesi yayınları tarafından. Onu taçlamak üzere yapılan sempozyumda üniversitenin rektörü Sayın İhsan Karaman Hoca, kendisi bir tıp profesörü, üroloji bölümünden. Tabii biz ilavetten gelen isimler olarak metinlere bir belli gözle bakıyoruz ister istemez. O şöyle bir tespitte bulundu, ben de onu paylaşmak istiyorum. Ben burada dedi, Miftah-ı Sade'yi kastediyor. Bir üniversite şeyi görüyorum, şablonu görüyorum dedi. Şimdi sabah gelirken de buraya Hüseyin Hoca ile bir müzakeremiz oldu. Yaşadığı dönem içinde bu Osmanlı medreselerine büyük oranda uyarlanmış bir proje aslında. Yani oradaki ilimlerin büyük bir kısmı okutuluyor. Bunun modern bir versiyonunu geliştirme noktasında Miftah-ı Sade başta olmak üzere diğer ilimlerle ilgili eserleri bizlere YÖK, TÜBA gibi kurumlarınıza bir ilham kaynağı olabilir diyerek paylaşımımı bitiriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hocam çok kısa bir ilave yapabilir miyim müsaadenizle? Bu bağlamda aklıma şimdi geldiği için söylüyorum. Ben Şekayk-ı Rumaniye'yi başından sonuna kadar şu gözle bir okudum. Kelami bakış açısıyla oradaki eserleri taradım. Taşköprüzade 10 tabakat yapıyor kendi dönemine kadar. Hangi alim hangi kitapları okumuş, neler var? Bunların hepsinin şeceresini çıkardığımda 3 metin öne çıktı. 3 şahıs. Biri Nesefi, bir tanesi İci, bir tanesi de Tusi. Şimdi birine baktığımızda Maturidi, Nesefi üzerine gelen şerhler, birine baktığımızda Eş'ari, birine baktığımızda Şii. Ama hiçbir sorun yok. Osmanlı uleması 3 ana metnede şerhler yazmış, haşiyeler yazmış, okumuş ve okutmuş. Özetle durum hocam. Efendim çok teşekkür ediyorum. Taşköprülüzade bizim hem de hemşehrimiz, büyük bir alimimiz.
Tarihi bir şahsiyet, tarihi bir değerimiz. Ondan alacaklarımız var ama onun döneminde işlevsel olduğunu, işe yaradığını ama bugün artık çok fazla bize bir şey, tarihi değer olma dışında bir şey anlam ifade etmediğini de söyleme cesaretini göstermemiz lazım. Dolayısıyla biz kökümüz orada ama gözümüz ileride, bütün gücümüzü, bütün kapasitemizi bugünün bilimsel verilerini yorumlamak, oradan da bir takım sonuçlar devşirmek üzere tarihimizden, kökümüzden kopmadan ama oraya takılıp kalmadan yolumuza devam etmeliyiz diyorum. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. TÜBA'ya, Kastamonu Üniversitesi'ne, Kastamonu Valiliği'ne ve Türk Dünyası 2018 Kastamonu Kültür Başkenti Ajansı'na, yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürüm de saatlerdir bizi burada sabırla dinleyen gençleredir. Çok sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.